Vergi teorisi dersi 1. ünite özeti. Verginin tanımı, amaçları, tarihsel ve teorik gelişimi. Vergi teorisinin konusu. Vergi teorisinin özünü oluşturan iki temel konu bulunmaktadır. Birincisi, sosyal refahın arttırılması için vergilerin nasıl tasarlanması gerektiği yani vergilemede adaletin ve etkinliğin sağlanması ile ilgili, ikincisi ise devletin uyguladığı çeşitli vergilerin ekonomik etkileri ile ilgilidir kamu tercihi teorisyenleri, vergi teorisine üçüncü bir bakış açısı daha kazandırmışlardır. Kamu tercihi teorisine göre vergi teorisinde asıl konu, yasama organının vergi koyma gücünü anayasal düzenlemeler yoluyla sınırlandırmak ve kamu harcamalarını azaltmanın yollarını araştırmaktır. Verginin tanımı, devletin, kamusal mal ve hizmetleri finanse etmek için farklı seçenekleri bulunmaktadır. Bir finansman yöntemi olan para basımı çok fazla tercih edilmemekte, çünkü enflasyona yol açmaktadır. Devlet, borçlanma yoluyla da finansman sağlayabilmektedir. Ancak hem borçlanılacak miktar sınırlı olduğu için, hem de söz konusu borçların faiziyle beraber ödenmek zorunda kalındığı için, bu yöntemde çok fazla tercih edilmemektedir. Bunlara alternatif bir diğer finansman yöntemi ise vergilemedir. Vergi gelirleri, devletin en önemli gelir kaynağı olarak kabul görmektedir. Vergilemede kaynakların kişilerden ya da ekonomik birimlerden devlete transferi söz konusudur. Vergi, gönüllü değil zorunlu bir ödemedir. Bir ülkede uygulanan vergi politikasının tüm toplumu temsil etmesi ve kaynakların adil bir şekilde transfer edilmesini sağlaması gerekmektedir. Devletin vergi toplama yetkisi ise sonsuz olmayıp yasalarla sınırlandırılmıştır. Devletin ve devletin yetkilendirdiği kamu kuruluşlarının mali ve mali olmayan görevleri gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişilerden hukuken, zorla, karşılıksız olarak ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlere vergi adı verilmektedir. Verginin amaçları, verginin en temel amacı mali amaç, kamuya gelir sağlamaktır. 20. yüzyıldan itibaren ise vergilemenin mali olmayan amaçlar içinde kullanıldığı görülmektedir. Sosyal politika amaçlı, yerli endüstrileri koruma amaçlı ve gelir adaletsizlerini giderme amaçlı vergiler mali olmayan amaçlardan bazılarıdır. Verginin tarihsel gelişimi, verginin bilinen ilk tarihi, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına dayandırılmaktadır. Bu dönemde kralın gelir kaynakları papazların, yargıçların ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için vergilemeye başvurulmak zorunda kalınmıştır. Başlangıçta gönüllü bir ödeme olan vergi, devletin artan faaliyetlerine ve gelir ihtiyacına paralel olarak zorunlu bir yükümlülüğe dönüşmüştür. Paranın kullanımının yaygın olmadığı dönemlerde vergilerin büyük çoğunluğu aynı olarak yani mal ve hizmetle ödenmiştir. Dönemin koşulları nedeniyle ödenen aynı vergiler genellikle mültezim adı verilen kişiler tarafından toplanmıştır. Eski dönemlerde köylüler çalıştırılarak ve kölelikle de vergilendirilmiştir. Günümüzde ise verginin parasal olması gerektiği, kişilerin vergi yerine çalışmaya zorlanamayacağı görüşü hakimdir. Feodal dönemde vergi ayrıcalıklarından yararlanmak için kral ile müzakereler başlamış ve bazı ülkelerde her yeni verginin halk tarafından kabul edilebilir olması ilkesi geliştirilmiştir. Bunun ilk örneği İngiliz kralı John tarafından kabul edilen Magna Carta'dır. Magna Carta ile birlikte tarihte ilk kez kralın sınırsız olan vergilendirme yetkisi sınırlandırılmıştır. Özel mülkiyetin henüz gelişmediği, ekonomik koşullar arasında büyük bir farkın bulunmadığı gelirin neredeyse tamamının beden gücüne dayalı olarak elde edildiği ilkel toplumlarda, kişinin fiziki varlığı ödeme gücünün temel göstergesi olmuştur. Kişinin fiziki varlığı üzerinden alınan dolaysız vergilere, baş, kelle vergisi adı verilmektedir. Sosyal statülere göre derecelendirmeyi içeren bu vergi, bir ortaçağ vergisi olarak kalmıştır. Servetin, ödeme gücünün bir ölçüsü olarak kabul edildiği ikinci aşamada, özel mülk daha çok araziden oluştuğu için servet vergisi de neredeyse arazi üzerinden alınan bir vergi olmuştur. Orta çağın sonlarına doğru başlayan vergi tarihinin üçüncü aşamasında, harcamanın ödeme gücünün en iyi ölçüsü olduğu fikri ileri sürülmüştür. 19. Yüzyılda ise bütün ülkeler harcama vergilerini kısmaya başlamıştır. İleriki aşamada servetin getirisi olan ürün üretim üzerinden vergi alınması esası geliştirilmiştir. Sanayi devrimi ile bu teori de eleştirilmeye başlamıştır. En son aşamada ise ödeme gücünün bir göstergesi olarak gelir kullanılmıştır. Ancak bunun da dezavantajları bulunmaktadır. Aynı gelire sahip olan iki kişinin aynı vergi ödeme gücüne sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Günümüzde ise gelir harcama ve servet birlikte ödeme gücünün göstergeleri olarak kullanılmaktadır. Sanayi devrimi vergi sistemlerinde de önemli değişikliklere neden olmuştur. İngiltere'de Napolyon savaşlarının finansman ihtiyacı ilk modern gelir vergisinin 1815 uygulanmasına neden olmuştur. Türkiye'de 1950 yılında modern anlamda bir gelir vergisi uygulanmaya başlamıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde vergi gelirlerinde büyük artış olmuştur. Bunun nedenleri, yaşanan dünya savaşları ve modern refah devletlerinin ortaya çıkmasıdır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, ABD ve İngiltere'de, kazandıkça öde sistemi, geliştirilerek hane halklarının yarısından fazlası gelir vergisi kapsamına alınmıştır. Prusya'da Bismarck'ın öncülüğünde refah devleti anlayışı doğmuş ve 1883'te zorunlu sağlık sigortası ve 1889'da emeklilik sistemi uygulamaları başlamıştır. Bu uygulamalar 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren diğer ülkelere de yayılmaya başlamıştır. Verginin teorik gelişimi Vergi sisteminin adil olması, yani herkesin kamu hizmetlerinin maliyetine hissesi oranında katılması genel kabul görmüş bir vergileme ilkesidir. Adil hisse payının ne olacağı konusunda iki görüş vardır. Birincisi, faydayı tek vergi kriteri olarak kabul eden fayda prensibi, ikincisi ise faydayı değil, ödeme gücünü ön plana çıkartan ödeme gücü prensibidir. Fayda prensibi Fayda prensibinin esasları, fayda prensibi, herkesin kamu mal ve hizmetlerinden sağladığı fayda ile orantılı olarak vergi ödemesi gerektiği varsayımına dayanır. Fayda ilkesi ihlal edilirse kamu hizmetleri, kullanıcıları için bir sübvansiyona dönüşür ve kamu harcamaları diğer ilişkilerin vergileri ile karşılanmış olur. Kamu hizmetlerinin bedava olduğuna inanılırsa, bu tür hizmetlere talep aşırı derecede artar. Bu nedenle kamusal mal ve hizmetlerde marjinal eşdeğer bir fiyat etkinliğe ulaşmak için faydalı olacaktır. Yatay adaleti sağlamak için aynı fayda seviyesine sahip olanların aynı vergiyi ödemeleri, dikey adaleti sağlamak için de kim daha fazla fayda sağlıyorsa onun daha fazla vergi ödemesi gerekir. Fayda prensibinin uygulaması, fayda prensibi, faydanın açıkça tanımlandığı kamu hizmetinin kullanıcıları tarafından doğrudan finanse edilebildiği durumlarda uygulanabilir. Fayda prensibinin uygulanması, kişilerin kamu hizmetlerinden aldığı faydanın ölçülebildiği ve adalet ilkesine göre faydalananın bedelini ödemesini gerektirdiği durumlarda kullanılması mümkündür. Fayda prensibinin eleştirileri, fayda prensibinin kamu mal ve hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunda uygulama alanı sınırlıdır. Kişilerin aldıkları faydanın büyüklüğünü ölçmenin zorluğu nedeniyle vergilemede fayda yaklaşımı tercih edilmemektedir. Fayda vergilerine yöneltilen bir diğer eleştiri de kullanımla ilişkilendirilmeleri halinde çarpıklığa neden olmalarıdır. Fayda prensibinde vergilemenin önemli bir fonksiyonu olan yeniden dağıtım fonksiyonu da ihmal edilmektedir. Ödeme gücü prensibi Ödeme gücü prensibinin ortaya çıkışı, feodal toplumların 1700'lerde sona ermeye başlamasıyla, fayda prensibinin yetersiz olduğunun farkına varılmaya başlanmıştır. A. Simit ve J. S. Mil, kişilerin ödedikleri vergiler için özel bir karşılık beklemek yerine, kamu malları için ödeme güçleri oranında fedakarlıkta bulunmaları görüşüne dayanan alternatif bir vergileme prensibi geliştirmiş ve vergi ödemelerinin yatay ve dikey adalete uygun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yatay adalet, aynı ekonomik koşullara sahip kişilerin vergisel açıdan aynı muameleye tabi tutulmalarını ifade etmektedir. Dikey adalet, farklı ekonomik koşullara sahip kişilerin vergileme açısından farklı muameleye tabi tutulmalarını ifade etmektedir yatay adalet, ideal vergi konusunun seçimi ile ilgilidir. Ödeme gücünün ölçülmesinde ideal olan, kişinin bugün ve gelecekteki tüketimi, servet birikimi ve boş zaman gibi bütün seçenekleri kuşatan ve dolayısıyla bütün refahı yansıdan bir ölçünün esas alınmasıdır. Kapsamlı bir vergi konusunun imkansız olması sebebiyle gelir, tüketim ve servetin vergi konusu olarak kullanılması en iyi ikinci seçenektir vergi konusu olarak gelir, gelir, ödeme gücünün en çok kabul gören göstergesi olup, yüksek gelir elde edenler, yüksek ödeme gücüne sahiptir ve dolayısıyla yüksek vergi ödemeleridir, anlayışı hakimdir. Vergi konusu olarak harcama, kaldora göre harcama, gelire göre daha uygun bir vergi konusudur. Harcama vergisi modelinde, tüketim ağır vergilendirilerek cezalandırılmakta, tasarruf ise vergiden istisna tutularak teşvik edilmektedir. Vergi konusu olarak servet, her ne kadar servet vergilendirilen gelirden türetildiği için servetin vergilendirilmesi bir çifte vergileme gibi düşünülse de servet sahibine bir tatmin sağlamaktadır. İdeal vergi konusunun seçimi vergilemenin gerçekleştiği ekonominin yapısına ve bu yapının ortaya çıkardığı vergi çeşitliliğine bağlıdır. Devletin ihtiyaçları arttıkça yeni vergi konusu arayışları ortaya çıkmaktadır. Dikey adalet, ideal oran yapısının seçimi ile ilgilidir. Dikey adalette fedakarlık kuramı geliştirilmiştir. Vergilemede üç farklı fedakarlık kavramı bulunmaktadır. Eşit mutlak fedakarlık, vergi oranlarının bütün kişilerin katlandıkları fedakarlık aynı olacak şekilde ayarlanmasını ifade etmektedir. Eşit orantılı fedakarlık, toplumdan daha fazla fayda ettikleri gerekçesiyle yüksek gelirlilerin, daha düşük gelirlilere göre daha fazla vergi ödemelerini ifade etmektedir. Eşit marjinal fedakarlık, toplumun katlandığı toplam fedakarlığın mümkün olduğunca minimum olmasını ifade etmektedir. Eşit fedakarlık teorisine karşın, modern refah teorisine göre bir kişinin yaşamını sürdürecek derecede gelire ulaşana kadar ödeme gücünden söz etmek mümkün değildir. İyi bir vergi sisteminin temel özellikleri Adalet, ekonomik ve idari etkinlik ve esneklik üzerinde hemfikir olunan başlıca vergi sistemi özellikleridir. Adalet, iyi bir vergi sistemi farklı kişilere olabildiğince adil uygulanmalı ve vergi yükü adil olarak dağıtılmalıdır. Ekonomik etkinlik, iyi bir vergi sistemi bir ülkede uygulanan vergilerin ekonomik kararları en az etkileyecek şekilde seçilmesini gerektirmektedir. İdari etkinlik İyi bir vergi sistemi, etkin bir vergi idaresine imkan tanımalı, mükelleflerin sistemi anlayıp değerlendirebileceği bir niteliğe sahip olmalıdır. Esneklik, iyi bir vergi sistemi, ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrarı sağlamak için yeterince esnek olmalıdır. Vergi Teorisi dersi ikinci ünite özeti: Vergilerin sınıflandırılması ve vergi dışı kamu gelirleri. Vergilerin sınıflandırılması, verginin ekonominin işleyişini nasıl etkilediğini vergi türü belirler. Kişilerin, hane halklarının ve şirketlerin ekonomik kararlarını vergi türü de etkilemektedir. Vergi sınıflandırması yapmanın diğer bir faydası vergi politikası yapıcılarının vergileri izlemesine olanak sağlamasıdır. Örneğin, gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergilere oranında bir azalma olup olmadığı izlenerek bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirmelerin sonucu olarak daha etkin vergi politikaları geliştirilebilir. Uluslararası vergi sistemi karşılaştırması yapmak ülkelerin ortak bir vergi sınıflandırması yöntemi kullanması sayesinde mümkün olmaktadır. Dolaysız ve dolaylı vergi sınıflandırması. Dolaysız ve dolaylı vergi ayrımı en çok kullanılan ve yaygın olan vergi sınıflandırmasıdır. Dolaysız ve dolaylı vergilerin temel ayrım şekli, verginin toplanması ve hesaplanmasına ilişkin idari düzenlemelere dayandırılmaktadır. Vergi yükünü taşıyan kişilerden toplanan gelir vergisi gibi vergiler dolaysız vergilerdir. Diğer yandan vergi yükünü taşımayan kişilerden toplanan katma değer vergisi gibi vergiler ise dolaylı vergidir. Dolaysız vergiler kolayca yansıtılamayan, dolaylı vergiler çok daha kolay yansıtılan vergilerdir. Dolaysız ve dolaylı vergilerin bir diğer ayrım şekli, bugün de geçerliliğini koruyan dolaysız vergilerin yükünün tamamen mükellef tarafından katlanıldığı, dolaylı vergilerin ise tamamen yansıtıldığı düşüncesine dayandırılmaktadır. Dolaysız ve dolaylı vergilerin üçüncü ayrım şekli, vergi yansımasının dikkate alınmaması halinde ortaya çıkmaktadır. Dolaysız ve dolaylı vergilerin son bir ayrım şekli ise vergi yükünün kişiler arasındaki dağılımından hareketle yapılmaktadır. Dolaysız vergilerin üstün tarafları. Dolaysız vergilerin vergi idaresi ve mükellef açısından başlıca avantajları şunlardır. Adalet, dolaysız vergilerin dolaylı vergilerden daha adil olduğu kabul edilmektedir. Kesinlik, dolaysız vergilerin kesin olduğu kabul edilmektedir. Uygunluk, dolaysız vergilerde, vergi ödemesi gelirin elde edilmesi ile uyumlu olduğu için bu vergiler kazandıkça ödeme esasına uygun olarak kabul edilirler. Yansıma, dolaysız vergilerde verginin bir başkasına yansıtılması oldukça güçtür. Bu sayede mükelleflere eşit davranmak ve vergi yükünün kimin üzerine düştüğünü hesaplamak kolaylaşır. Tahsis, dolaysız vergiler gelir üzerinden alındıkları için geliri azaltmakla birlikte, vergi sonrası harcanabilir gelirin mükellefler arasında nasıl tahsis edileceği ile ilgilenmezler. Esneklik, dolaysız vergiler kamunun ekonomiyi genişletme ya da daraltmaya yönelik bir maliye politikası izlemesine bağlı olarak oranları ve indirimleri ayarlanmak suretiyle harcanabilir geliri artırabilir ya da azaltabilirler. Dolaysız vergilerin olumsuz tarafları. Dolaysız vergilerin bünyelerinde barındırdıkları başlıca dezavantajları ise şunlardır. Karmaşıklık, yatay ve dikey adaleti sağlamak için istisna ve muafiyetler arttıkça dolaysız vergiler karmaşıklaşmakta ve vergilemenin temel prensiplerinden olan basitlikten uzaklaşılmaktadır. Çalışma arzusu, dolaysız vergiler geliri artırmak için girişilen çabalar neticesinde aynı zamanda vergi yükümlülüğünü de artırdıkları için çalışma ve teşebbüs gücü üzerinde caydırıcı etki yaratırlar. Mükellef direnci, mükellefler dolaylı vergilere kıyasla dolaysız vergiler konusunda çok daha bilinçlidir. Dolaysız vergiler dolaylı vergiler gibi seçimlik olmadığı için bunları ödemenin sıkıntısı daha fazla olmaktadır. Dolaysız vergilere karşı gösterilen dirençler, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, çalışmak yerine boş zaman tercihi ya da seçimlerde dolaysız vergilere önem veren partilere oy vermemek gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Dolaylı vergilerin üstün tarafları. Dolaylı vergilerin idare ve mükellef açısından başlıca avantajları şunlardır. Kaçakçılığı azaltma. Dolaylı vergiler mal ve hizmetlerin fiyatına dahil oldukları için dolaylı vergiler yoluyla vergi kaçırmak için çok daha dar bir alan söz konusudur. Psikolojik etki. Dolaylı vergiler dolaysız vergilere göre daha az hissedilir. Dolaylı vergilerin alıcılar tarafından hissedilmesi zordur ve bu nedenle dolaylı vergilerin mali anesteziye daha uygun olduğu kabul edilir. Seçimlik yapı, dolaylı vergiler bir dereceye kadar seçimlik vergilerdir. Teorik olarak bir kişi dolaylı vergi ödemek istemiyorsa vergilendirilen mal ve hizmeti almaktan vazgeçebilir. Pratikte ise tüketim seviyesini değiştirmek suretiyle vergi yükümlülüğünü bir derece değiştirmek ya da azaltmak mümkündür. Esneklik, maliye politikasını daraltmak ya da genişletmek için dolaylı vergilerin artırılması veya azaltılması bir araç olarak kullanılabilir. Dolaylı vergilerin artırılması tüketimi cezalandırıp tasarrufu teşvik ederken, dolaylı vergilerin azaltılması ise harcamaları teşvik ederken tasarrufu azaltıcı bir etkiye sahiptir. Basitlik, mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerin hesaplama yöntemleri gelir üzerinden ödenen dolaysız vergilere göre çok daha kolaydır. Uyum maliyeti, dolaylı vergiler çoğu kez satış noktasında tahsil edilir. Bu nedenle dolaylı vergilerin yönetimi oldukça kolaydır. Çalışma arzusu, dolaylı vergiler kazancın seviyesi ile ilgili olmadıkları için çalışmayı engellemez, tam tersine teşvik ederler. Politik kabul, mükelleflerin dolaylı vergilere direnç göstermesi, dolaysız vergilere kıyasla daha azdır. Bu nedenle hükümetler dolaylı vergileri dolaysız vergilere göre daha fazla tercih edebilmektedir. Konjonktürel duyarlılık, dolaylı vergiler konjonktürel fiyat hareketlerini izleme konusunda daha duyarlıdır. Konjonktürün yükselme devrelerinde hasılatı en hızlı artan vergiler dolaylı vergilerdir. Dolaylı vergilerin olumsuz tarafları, dolaylı vergilerin dezavantajları şunlardır. Tersine artan oranlı vergi yükü, dolaylı vergiler tersine artan oranlı vergi yükü yaratmaktadır. Tersine artan oranlı vergi yükü ise vergi eşitsizliğine yol açmaktadır. Tüketimi çarpıtma, dolaylı vergiler, vergi konusuna ve oranına bağlı olarak tüketicilerin tüketim ve tasarruf tercihlerini çarpıtabilirler. Üretimi çarpıtma, tüketici talebinin çarpıtılması ayrıca üretim kalıplarını da etkileyecektir. Bir devlet dolaylı vergiler yoluyla yurt içerisinde üretilen ürünlerin veya ithal edilen ürünlerin talebini etkileyebilir. Enflasyonist etki, dolaylı vergiler fiyatları artırmak suretiyle ilave enflasyonist baskı yaratabilir. Konularına göre vergi sınıflandırması. Üzerinden alındığı vergi konularına göre vergileri gelir, servet ve harcama vergileri olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkündür. Bu anlamda gelir üzerinden alınan vergiler gelir akışı üzerinden, harcamalar üzerinden alınan vergiler harcama akışı üzerinden alınan dönemsel vergilerdir. Buna karşılık servet vergileri ise servetin elde tutulması, stok üzerinden alınan ve dönemsel olmayan vergilerdir. Oran yapısına göre vergi sınıflandırması. Vergileri gelire göre değişen oran yapılarına göre artan oranlı vergiler Düz oranlı vergiler ve azalan oranlı vergiler olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Spesifik ve ad valorem vergi sınıflandırması. Vergi konusunun büyüklük ya da ağırlık miktarına dayandığı vergilere spesifik vergiler denir. Vergi konusunun büyüklük ya da ağırlık miktarına dayandığı vergilere spesifik, vergi konusunun değeri üzerinden alındığı vergilere ise ad valorem vergi denir. Objektif ve subjektif vergi sınıflandırması. Vergiler objektif ve subjektif vergiler şeklinde sınıflandırılabilir. Subjektif vergiler mükellefin kişisel ödeme gücüne göre ayarlanan vergilerdir. Objektif vergiler ise kişisel özelliklerden bağımsız olup faaliyetler ya da işlemler, alım, satım ya da elde tutma gibi üzerinden alınan vergilerdir. Genel ve özel vergi sınıflandırması. Vergiler genel vergiler ve özel vergiler şeklinde de sınıflandırılabilir. Genel vergi, bütün vergi matrahını kapsayan ve hiçbir istisna, muafiyet ve indirime yer vermeyen vergidir. Özel vergi ise vergi matrahının sadece belli bir kısmını vergiye tabi tutan ya da genel vergi matrahından bir takım istisna ve indirimlerin yapılmasına izin veren vergidir. Geçici ve sürekli vergi sınıflandırması. İlke olarak sürekli vergiler sürekli uygulanacak şekilde uygulamaya konurlar günün koşullarına uydurmak için zaman zaman değişikliğe uğrasalar bile bu sürekliliklerini bozmaz. Buna karşılık uygulamaya konulması sırasında belirli bir süre ile sınırlandırılan vergiler ise geçici vergilerdir. Aynı ve nakdi vergi sınıflandırması. Vergiler, vergi ödemede kullanılan araçlara göre aynı ve nakdi vergiler olarak sınıflandırılabilirler. Tarihte geniş uygulama alanı bulmuş olan aynı vergiler, Mal ya da hizmet şeklinde ödenen vergilerdir. Düzenleyici ve tamamlayıcı vergi sınıflandırması. Düzenleyici vergiler, kullanımı topluma büyük maliyetler yükleyen malların tüketimini kısmak ve veya vergiye rağmen kullanmaya devam edenleri cezalandırmak için uygulanan vergilerdir. Tamamlayıcı vergiler ise vergilemeye ilişkin amaçların gerçekleştirilmesi bakımından birbirleriyle uyumlaştırılan vergilerdir. Bu anlamda kişisel bir harcama vergisi gelir vergisini tamamlayıcı bir vergi olarak kullanılabilir. Tek vergi yaklaşımı, tarihsel süreç içinde yalnızca tek konudan vergi almasını savunanlar olmuştur. Tek vergi yaklaşımının kökeni de Ricardo'ya dayanmaktadır. Arzı esnek olmayan arazi üzerinden tek bir vergi alınması fikri 1920'li yıllarda F. Ramsey'e ilham kaynağı olmuştur. Ramsey arz ya da talebi esnek olmayan bir ürün üzerinden vergi alınmasının üretim ve tüketim üzerinde oldukça düşük bir etki yaratacağını ileri sürmüştür. H. George'in önerdiği tek vergili sistemde, çalışma ve teşebbüs faaliyetleri vergi dışında tutulmakta, verginin arzı esnek olmayan arazi üzerinden alınması savunulmaktadır. Böyle bir durumda vergiden kaçınılması imkansız olmaktadır. Ancak, tek vergi kaynağının devletin gelir ihtiyacını karşılaması imkansızdır. Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde bile ülkesinde tek vergiyi uygulamaya cesaret edemeyişi, bu teorinin uygulamasının çok güç olduğuna bir delildir. Bu sebeple bütün ülkelerde birden fazla konudan verginin alındığı, çok vergili sistem, tercih edilmektedir. Vergi dışı kamu gelirleri, harçlar, bazı kamu kuruluşlarının sundukları ticari ve sınai mahiyette olmayan hizmetlerden yararlananların yararlanma karşılığı ödedikleri bedele harç denir. Tapu, yargı, noter, pasaport ve konsolosluk, trafik harçları en önemli harç türleridir. Harcı ödeyen karşılığında özel bir fayda elde eder. Devletin sunmuş olduğu yarı kamusal mallar kısmen harçlarla finanse edilmektedir harçlarla bazı kamu hizmetlerin sunumunda kısmi fiyat tayinlaması gerçekleştirilmektedir. Tam fiyat tayinlaması olabilmesi için sunulan bu hizmetlerin tamamen harçlarla finanse edilmesi gerekir. Harcın miktarının belirlenmesinde harç ile hizmetin maliyeti arasında genellikle bir ilişki kurulmaz. Harçların kamu finansmanında kullanılmasının bazı dezavantajları bulunmaktadır düşük gelirliler harçlar yüzünden kamu hizmetlerinin faydalarından dışlanabilir. Harcın tutarı hizmetin maliyetinin üzerinde ise maliyetin üzerindeki kısmın özel bir karşılığı olmadığı gerekçesiyle bu kısım vergiye dönüşür. Parafiskal gelirler. Sosyoekonomik alanda devlet müdahaleciliğinin artması nedeniyle artan kamu harcamalarını gerçekleştirmek üzere kurulan yarı kamu niteliğine haiz sosyal ve mesleki kuruluşlarca toplanan kamu gelirlerine parafiskal gelirler denir. Para fiskal gelirler zorunludur, parafiskal ödeme yapanlar karşılığında özel bir fayda elde eder. Parafiskal gelirler sosyal ve mesleki amaçlarla toplanır. Devletin mülk ve kamu teşebbüsleri, patrimuan, gelirleri. Devlet sahip olduğu gayrimenkullerden, çeşitli kuruluşlardan, kamu teşebbüsleri, gelir elde etmektedir. Devletin mülk ve teflebüs gelirlerine patrimuan gelirleri denir. Patrimoan kelime olarak miras, kalıt, mülk, gelir anlamlarına gelmektedir. Para basmak, senyoraj. Devletin para basmadaki tekel gücünü kullanarak elde ettiği reel gelire senyoraj denir. Senyoraj, hükümranlık hakkı anlamına gelmektedir. Senyoraj teorik bir gelirdir ve bu yüzden hesaplanması zordur. Borçlanma. Devletin geliri artırmasının bir diğer yolu, geçici bir kaynak olarak kendi vatandaşlarından ya da yabancı ülkelerden borç para alınmasıdır. Devlet de kişiler ve firmalarda olduğu gibi borç alabilir. Devlete borç verme konusunda kişiler genellikle özgür iradeye sahiptirler. Devlete ödünç olarak verdikleri fonların karşılığında gelecekte belirli bir tarihte faiziyle birlikte ödeneceğini gösteren bir belge, bono, tahvil gibi, alırlar. Bağış ve yardımlar, Bağış ve yardımlar, kişi ve kuruluşlar tarafından kamuya yapılan gönüllü katkılardır. Bunlar genellikle özel programların finansmanı için kullanılır. Vergi teorisi dersi 3. ünite özeti. Vergi uyumu ve kısıtları. Vergi uyumu Vergi uyumu mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin beyannamelerini zamanında idareye teslim etmesini, beyannamelerin vergi hükümlülüğünü tam olarak yansıtacak şekilde beyannamenin doldurulduğu tarihte geçerli olan yasal mevzuata uygun olmasını ve zamanında vergisini ödemesini gerektirir. Vergi uyumunun ana unsurları beş başlık altında toplanabilir, bunlar, vergiye tabi gelirin doğru beyan edilmesi, matrahtan indirilebilecek giderlerin doğru gösterilmesi, Vergi beyannamesinin süresi içinde doldurulması, vergi beyannamesindeki hesaplamaların doğru yapılması, vergilerin zamanında ödenmesidir. Vergi ahlakı, mükelleflerin devletle aralarındaki ilişkiyi belirleyen davranış normlarıdır. Devletler vatandaşların vergi yasalarına uygun davranmalarını, vergilerini zamanında ve eksiksiz ödemelerini isterler. Devletin amacı vergi uyumunu artırmaktır vatandaşın vergiye uyumunu ilgilendiren iki çeşit sınırdan bahsedebiliriz. I, vergi uyumunda devlet kaynaklı sınırlar, II, vergi uyumunda mükellef kaynaklı sınırlar. Başarılı bir vergi politikası uygulaması için hem makro hem de mikro sınırların göz önünde bulundurulması gerekir. Vergi uyumunda makro sınırlar. Verginin bir birim dahi artırılmasının mümkün olmadığı noktaya vergilemenin sınırı denir. Vergilemenin sınırının belirlenmesinde hukuki, ekonomik, politik, psikolojik ve benzeri ögelerin birlikte dikkate alınması gerekir. Vergilemenin hukuki sınırı. Vergilemede hukuki sınır anayasa, yasa ve diğer mevzuattan kaynaklanır. Temsilsiz vergi olmaz prensibinin uygulandığı ülkelerde alınacak vergiler konusunda son söz halkın kendi içinden seçtiği temsilcilere aittir. Temsilsiz vergi olmaz ilkesiyle aynı anlama gelen kanunsuz vergi olmaz ilkesinin sonucu olarak halkın ne kadar vergi ödeyeceğine kral değil halk temsilcileri aracılığıyla kanunlar çıkartarak karar vermektedir. Türkiye'de de hukuki vergi sınırlaması anayasayla başlar. Temsilsiz ve kanunsuz vergi olmaz prensibi 1982 Anayasası 73 maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Tırnak işareti, vergilemenin ekonomik sınırı, vergi kapasitesinin en etkin biçimde kullanılabileceği nokta verginin ekonomik sınırıdır. Bir ülke için GSYH, bir birey için gelirinin tümü verginin ekonomik sınırının son noktasıdır bir bireyin gelirinin tümünün vergilendirilmesine müsadere denir. Müsadere de kişinin tüm gelirine devlet el koyar. Bu durumda mükellef gelirini olduğundan düşük göstermek için her türlü yolu deneyecektir. Devletler vergi politikasının başarılı olabilmesi için vergi alırken bireyin ekonomik sınırını dikkate alması gerekir. Vergilemenin mali sınırı Mevcut bir vergi oranının artırılmasına rağmen vergi hasılatında artık bir artışın olmadığı noktaya gelindiğinde verginin mali sınırına ulaşılmış demektir. Vergilemede çoğu kez iki kere iki dört değil, bir eder, kuralı vergi oranları ile vergi hasılatı arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını ifade eder. Vergilemenin politik sınırı, vergi nedeniyle oyların düşmeye başladığı noktadan önceki durum vergilemenin politik sınırıdır. Vergi oranı artarken belli bir maksimum noktaya kadar oy sayısı da artmaktadır fakat belli bir noktadan sonra oy sayısı düşmeye başlayacaktır. Seçmenlerin amacı kendi çıkarlarını maksimize etmektir. Politikacıların amacı ise seçimleri kazanarak hükümet oluşturmak, hükümetlerin amacı ise yeniden seçim kazanabilmektir. Bu nedenle politikacılar seçmenlerin vergi ile ilgili karar ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışırlar politikacılar verginin politik sınırını göz önünde bulundururlar. Politikacılar verginin politik sınırını zorlamak yerine aşağıda örnekleri sunulan bir takım manipülasyonlara gidebilirler. Vergi mükellefi tarafından hissedilmeyen veya az hissedilen ve katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi, fiyata dahil, dolaylı vergiler politikacılar tarafından tercih edilir. Politikacılar oy tehdidi ve oylama gücü bulunmayan ekonomik birimleri diğer ekonomik birimlere göre daha yüksek oranda vergilemek isterler. Bunun en güzel örneği gümrük vergileridir. Zira birçok gümrük vergisinde vergileme, seçimlerde oy kullanamayacak yabancı ülke üreticilerini ve vatandaşlarını hedef almaktadır. Politikacılar vergi yasalarının ve bütçe sürecinin karmaşık ve anlaşılmaz olmasını isterler. Vergi kanunlarında sık yapılan değişiklikler, tekrarlardan vergi reformları, gelir vergisinde olduğu gibi tarife yapısının karmaşıklığı, bütçedeki gelir ve gider kalemlerinin çokluğu bu varsayımın gerçekliğine ilişkin örnekler olarak düşünülebilir. Politikacılar kararsızların vergi yükünü azaltırken özellikle kendi partilerini desteklemeyen seçmenlerin vergi yükünü arttırmak isterler. Vergi uyumunda mikro sınırlar Vergi uyumunda mükellef kaynaklı sınırlar aşağıdaki gibidir. Vergi yansıması, verginin ikame etkisi, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma. Vergi yansıması. Vergi yansıması vergi mükellefinin üzerindeki vergi yükünü başkalarına aktarmasıdır. Vergi yansıması, vergi ödeyen mükellefin firmanın ödediği vergiye karşı verdiği bir tepkidir. Vergi yansıması mekanizmasıyla mümkünse ödenen verginin tamamı, değilse bir kısmı başkalarına aktarılmaya çalışılır. Verginin amortismanı veya kapitalizasyonu da vergi yansımasının bir çeşididir. Vergi alınması veya artırılması nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin azalmasına verginin amortismanı denir. Bir verginin kaldırılması veya azaltılması nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin artmasına ise verginin kapitalizasyonu denir. Verginin ikame etkisi, ödenen vergi kişinin üzerinde gelir etkisi veya ikame etkisi yaratabilir. Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla çalışmak suretiyle vergiden önceki gelir düzeyine çıkmasına gelir etkisi, tüketimini kısarak dinlenmeye ve veya eğlenmeye yönelmesine ise ikame etkisi denir. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma. Yasal açıdan baktığımızda vergi kaçırmak, mükellefin vergi yükünü yasa dışı yollarla azaltmasıyken, örneğin gelirini düşük beyan etmek, vergiden kaçınma mükellefin vergi yükünü yasal yollarla düşürmesidir. Öte yandan vergiden kaçınma tamamen yasal ve risksiz bir davranıştır. Vergiden kaçınma yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle olabileceği gibi, mükellefin vergiden muaf olan veya daha az vergilendirilen ekonomik aktivitelere yönelmesi şeklinde de olabilir. Vergiden kaçınmada temel üç yöntem kullanılabilir. Birincisi, vergi nedeniyle kişi malı satın almayabilir. Buna vergiye maddi anlamda intibak da denir. İkincisi, vergi nedeniyle kişi vergili mal stok yapabilir. Buna vergiye zaman anlamda intibak denmektedir. Üçüncüsü, kişiler alışveriş, ticaret veya yatırım yapmak için düşük vergi oranı uygulanan veya hiç vergi olmayan yerleri, vergi cennetleri gibi tercih edebilir. Buna vergiye yer anlamda intibak da denir. Vergi kaçırma mükellefin vergi ödememek veya vergi yükünü azaltmak amacıyla yasalara uygun olmayan tüm davranışlarını kapsar. Vergi kaçırma bilerek yapılan vergi kaçırmayı kapsadığı gibi bilmeden yapılan hatalar ile vergi kanunlarına göre uyulması gereken davranışlara uyulmamasını da kapsar. En fazla bilinen vergi kaçırma yöntemleri şunlardır. İki farklı muhasebe kaydı tutarak vergi idaresine gerçeği yansıtmayan kayıtların gösterilmesi veya defter ve belgeleri bilerek yok edip mahkemelerden zayi ilamı çıkarmak. Yasal mevzuata göre belge düzenlenmesi gerekirken hiç belge düzenlenmemesin veya geçerli olmayan belgeler düzenlenmesi yani sahte fatura kullanımı, küçük işletmeler yoluyla tamamen kayıt dışı üretim yapılması, kayıt dışı istihdam, Vergi kaçırmanın ekonomik etkileri. Vergi kaçırma en başta vergi gelirlerini düşürerek kamu harcamalarının ve hizmetlerinin etkin olarak görülememesine yol açar. Fakat vergi kaçırmanın bu ilk bakıştaki zararından çok daha farklı ve derin zararları bulunmaktadır. Bilindiği üzere vergi kaçırmanın yaygın olduğu bir ekonomide devlet kamu harcamaları ve hizmetleri için gerekli vergi gelirlerini ancak mevcut vergi gelirlerini artırarak sağlayabilir. Vergi oranlarının artması ise ekonomide etkinsizliğe yol açacaktır. Bir ekonomide kaçırılan vergi miktarının azaltılması sonucu vergi oranları düşürülerek vergi tabana yayılacaktır. Bu da ekonomik etkinliği artırır. Vergi kaçırmanın ve dolayısıyla kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu durumlarda haksız rekabet söz konusudur. Vergi kaçırma yata eşitsizliği olumsuz yönde etkileyecektir, aynı gelire sahip iki bireyden yakalanmadan vergi kaçıranın kullanabilir geliri yüksek olurken dürüst mükellefin düşecektir. Bir ekonomide vergi kaçırmanın yüksek olması milli gelir, istihdam ve diğer birçok makroekonomik rakamların yanlış hesaplanmasına neden olacak. Bu da maliye politikalarının başarısızlığına yol açacaktır. Vergi kaçırmanın belirlenmesi ve ölçüm yöntemleri. Vergi kaçırmanın ekonomik boyutlarını ölçmek oldukça zordur. Tanımı gereği vergi kaçırma suçtur ve bu yüzden bireyler ve firmalar bu tür davranışlarını gizlerler. Vergi kaçırmanın belirlenmesi ve ölçümünde iki temel yöntem kullanılmıştır, dolaysız ölçüm yöntemleri ve dolaylı ölçüm yöntemleri. Dolaysız ölçüm yöntemleri, vergi kaçırma konusunda resmi veri, deney ve anket olmak üzere üç dolaysız belirleme ve ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. Resmi veri yöntemi, bu yöntemde vergi inceleme elemanları tarafından gerçekleştirilen gerçek inceleme sonuçları kullanılarak vergi kaçırma belirlenmeye çalışılmaktadır. Deney yöntemi bu yöntemde laboratuvar ortamında kişilerden kendilerine verilen kamu transferleri miktarı, vergi oranı, denetleme oranı, ceza miktarı gibi faktörleri dikkate alarak gelirlerini vergilendirilmek üzere beyan etmesi istenir. Katılımcılar gözlenerek faydalarını maksimize edip etmedikleri ve çeşitli faktörlerden vergi oranı artışı, denetim oranı ve benzeri nasıl etkilendikleri gözlenir. Anket yöntemi, anket çalışmalarında mükelleflere geçmişte gerçekleştirdiği veya gelecekte planladığı vergi kaçırma faaliyetleri sorularak çeşitli faktörlerin algılanan denetim oranı, sosyal normlar, demografik özellikler ve benzeri vergi davranışlarını nasıl etkilediği araştırılmaya çalışılmıştır. Dolaylı ölçüm yöntemleri, vergi kaçırmanın dolaylı ölçüm yöntemleri şu şekilde sıralanabilir. Bu yöntemler aynı zamanda kayıt dışı ekonominin ölçülmesinde de kullanılmaktadır. Gelir ve harcama yöntemleri ile elde edilen milli gelir hesapları arasındaki farkın hesaplanması, resmi iş gücü rakamları ile farklı yöntemlerle tahmin edilen gerçek iş gücü rakamları arasındaki farkın hesaplanması, toplam para arzında beyan edilmeyen gelirin izlerini araştırarak tahmin yapılması, vergi kaçırmanın analizi, Vergi kaçırmanın analizinde kullanılan yöntemler pozitif ve normatif olarak ikiye ayrılabilir. Pozitif analizde objektif değerlendirmelere yer verilir. Pozitif analizde sınanabilir sonuçlara varmak için bilimsel ilkeler kullanılır. Normatif analizde ise bilimsel bulgular kullanılmakla beraber subjektif değerlendirmeler yer almaktadır. Vergi kaçırmanın pozitif analizi. Vergi kaçırmanın pozitif analizinde ekonomik ve psikolojik modeller olmak üzere iki farklı bakış açısı kullanılmaktadır. Ekonomik modeller. Ekonomik modellerle vergi kaçakçılığı teorik düzeyde açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımda mükellefin vergi kaçırmadan önce fayda maliyet analizi yapacağı ve vergi kaçırmanın beklenen faydasının maliyetinden yüksek olması durumunda vergi kaçıracağı ileri sürülmektedir. Ekonomik modellere göre ahlaki değerler, sosyal normlar ve diğer psikolojik faktörler kişinin vergi kaçırıp kaçırmamasını herhangi bir şekilde etkilememektedir. Ekonomik teoriye göre vergi kaçırma riskli bir hisse senedine yapılan yatırımla eş değerdir. Mükellef ceza miktarı denetleme oranı, vergi oranı ve gelir gibi faktörleri dikkate alarak beklenen kişisel faydasını maksimize etmek için vergi kaçırıp kaçırmayacağına, eğer kaçıracaksa miktarına karar vermektedir. Psikolojik modeller. Vergi kaçırmayı açıklamada kullanılan ekonomik modellerde vergi kaçırma basit bir kumar oyununa benzetilmekte ve vergi kaçırmanın beklenen ceza ile vergi oranlarından etkilendiği varsayılmaktadır. Öte yandan, birçok ampirik çalışma vergi ödemeyi etkileyen farklı faktörlerin varlığına dikkat çekmektedir. Buna göre algılar, tutumlar, ahlaki değerler ve demografik değişkenler vergi uyumunu etkilemektedir. Vergi kaçırmada caydırıcı faktörleri sadece yasal cezalar olarak düşünmek yerine üç ana gruba ayırmak daha isabetli olacaktır. Bunlar, I, devletin uyguladığı cezalar olan yasal yaptırımlar, II, kişinin ait olduğu gruptaki sosyal norma uygun olarak davranmadığı zaman karşılaşacağı utanç ve kaybedeceği saygınlığı ifade eden toplumsal etki yani sosyal ayıplama, III, kişinin kendi kendisine uyguladığı bir ceza olan suçluluk duygusu yani vicdan azabıdır. Vergi kaçırmanın normatif analizi. Kayıt dışı ekonominin genellikle ekonomiye zarar verdiği ve bu yüzden de kayıt dışı ekonominin azaltılması gerektiği görüşü önemlidir. Ancak bir toplumdaki mevcut gelir dağılımı dengesizliğinde düşük gelirlilerin yüksek gelirlilere yetişebilmeleri için kayıt dışı ekonominin getirilerinden yararlanmaları gerektiği iddia edilmektedir. Vergi kaçırmayı etkileyen faktörler. Vergi oranları, gelir, gelir kaynağı, algılanan adalet beklenen ceza, sosyal normlar, referans grubu etkisi ve suçluluk duygusu, vergi uyumu ile ilgili kavramlar, vergi kapasitesi ve vergi gayreti. Bir ülkenin en az geçim seviyesinin üstünde kalan GSYH'sine o ülkenin vergi kapasitesi denir. Vergi gayreti oran ise toplanan verginin vergi kapasitesine oranıdır. Vergi gayreti oranı yönetimlerin kendi vergi kapasitelerinden ne oranda faydalandıklarını gösterir. Kayıt dışı ekonomi. Devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden kaçırılan ya da kısmen gizlenen katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere kayıt dışı ekonomi denir. Verginin reddi. Uygulanmak istenen bir verginin toplumsal boyutta kabul edilmemesine verginin reddi denir. Verginin reddi kavramı bazı kaynaklarda vergi grevi olarak da adlandırılmaktadır. Vergi rekabeti ülkelerin veya ülke içinde bölgelerin birbirleriyle vergi konusunda rekabete girmeleri vergi rekabeti olarak tanımlanabilir. Vergi tatili Vergi tatili ülkede yabancı sermayeden belirli bir süre boyunca vergi alınmamasını ifade eder. Vergi tatili benzer şekilde yerli sermaye içinde uygulanabilir. Vergi cenneti, herhangi bir ülkede veya bölgede, finansal ve diğer hizmetler üzerinde herhangi bir vergi alınmaması veya nominal bir vergi alınması ve, veya bir ülkenin kendisini vergi cenneti olarak tanımlaması veya başka ülkelerce bu şekilde varsayılması durumunda bu ülke, bölge vergi cenneti olarak adlandırılır. Çifte vergileme. Bir vergi konusunun iki defa vergilendirmesine çifte vergileme denir vergi uyumlaştırması, iki veya daha fazla ülkenin vergi sistemleri arasındaki farklılıkları azaltmasına vergi uyumlaştırması denir. Daha geniş bir tanımla, ekonomik işbirliğini hedefleyen devletlerin bu ilişkilerini daha başarılı kılmak için vergilendirme konusunda paralellik sağlamak üzere yapılan çalışmaların bütününe vergi uyumlaştırması denir. Transfer fiyatlandırması, Aralarında ilişki bulunan bu şirketler birbirlerine mal ve hizmet satarken transfer fiyatlaması uygulayarak mal ve hizmetlerin fiyatını toplam vergi yüklerini düşürecek şekilde ayarlayabilirler. Vergi harcamaları, vergi mükelleflerine getirilen muafiyetler, vergi konularına getirilen istisna ve indirimler dolayısıyla vergi gelirlerindeki kayıplara vergi harcamaları denir. Vergi erozyonu vergi erozyonu yasal boşluklar ve vergi harcamaları gibi nedenlerle vergi gelirlerindeki azalmayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Vergi arbitrajı Vergi arbitrajı kavramı vergi sistemindeki farklılıklardan doğan özellikleri kullanarak herhangi bir riske girmeden kazanç sağlama faaliyeti olarak tanımlanır. Vergi teorisi dersi 4. ünite özeti. Vergilemede adalet, vergileme ve gelir dağılımı. Vergi yükünün vatandaşlar arasında adil dağıtılıp dağıtılmadığı ve verginin gelir dağılımını nasıl etkilediği incelenmesi gereken iki önemli sorudur. Gelir dağılımı, ülke ekonomilerinde gelir büyüklükleri kadar gelirin nasıl paylaşıldığı da önemlidir. Bu amaçla devletlerin kullandığı araçlardan biri de vergilerdir. Gelir dağılımının tanımları. Gelirin gelir üreten faktörler arasında dağılımına fonksiyonel gelir dağılımı denir. GSYH'nin sektörler arasında paylaşımına sektörel gelir dağılımı denir. Gelirin, ülkenin farklı bölgeleri veya illeri arasında dağılımına bölgesel gelir dağılımı denir. Kişisel gelir dağılımı ise gelirin, toplumu meydana getiren bireyler, haneler ve gelir grupları arasındaki paylaşımını ele alan ve en çok kullanılan gelir dağılımı türüdür. Gelir dağılımında adaletin ölçülmesi. Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ölçmek için genellikle milli gelirin kişiler veya hane halkları arası dağılımı incelenir. Bu ölçümde hane halkları harcanabilir gelirlerine göre sıralanıp yüzdelik, genellikle yüzde yirmilik dilimlere ayrılırlar. Gelirine göre sıralanıp yüzde yirmilik dilimlere ayrılan nüfusun ilk yüzde yirmilik dilimi düşük gelir grubu, Diğerleri ise orta altı, orta, orta üstü ve üst gelir grubu olarak tasnif edilir. Gelir dağılımı eşit olduğunda bu grupların her birinin toplam gelirinde aynı yüzdesini alması gerekir. Söz konusu gruplandırmadan faydalanılarak biri Lorenz eğrisi adı verilen grafiksel, diğeri ise Gini katsayısı denilen rakamsal iki ölçü geliştirilir. Lorenz eğrisi, gelirin kişiler arasında fiili dağılımını gösteren eğridir. İdeal durumu temsil eden ve orijinden çıkan 45 derecelik doğruya da mutlak eşitlik doğrusu veya eş bölüşüm doğrusu denir. Eşitsizlik arttıkça Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşır. Mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasındaki alanın, a, mutlak eşitlik doğrusu altında kalan toplam alana, a artı b, oranlanması ile gini kat sayısı elde edilir, s. 67, şekil 4. 1 Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Gini katsayısı 0'a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artar, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında adalet azalır. Vergi gelir dağılımı ilişkisi. Birinci gelir dağılımı, devlet müdahalesi olmadığı varsayımı altında piyasa işleyişi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımıdır. Devletin vergi ve kamu harcamalarını kullanarak birincil gelir dağılımına müdahale etmesiyle ortaya çıkan gelir dağılımına ikincil gelir dağılımı denir. Verginin kamu harcamalarının finansmanı için alınması, vergilemenin mali amacını, gelir dağılımını düzeltmek, ekonomik istikrarı sağlamak, cari açığı azaltmak gibi nedenlerle alınması ise vergilemenin mali olmayan amaçlarını kapsamaktadır. Vergi tarifelerinin gelir dağılımına etkisi Verginin hesaplanabilmesi için matraha uygulanması gereken ölçüye vergi tarifesi denir. Düz oranlı tarife etkinlik açısından ve artan oranlı tarife ise dikey adalete uygunluk açısından, uygulamada en çok kullanılan tarifelerdir. Ortalama vergi oranı, ödenen verginin matraha bölünmesi ile ulaşılan orandır. Yüzde ile ifade etmek amacıyla genellikle yüz ile çarpılır. Marjinal vergi oranı ise matrahtaki değişmenin vergide neden olduğu değişmeyi gösterir. Sabit miktarlı vergi tarifesi, ödenecek vergi ile matrah arasında bir ilişki kurmaksızın önceden saptanan bir miktarın vergi olarak alınmasına denir. Vergi ile gelirler arasında bir ilişki olmadığından matrah arttıkça ortalama vergi oranı azalır. Hem yatay hem de dikey adalet ilkesine aykırıdır. Düz oranlı vergi tarifesi, sabit bir vergi oranının matraha uygulanmasına denir. Düz oranlı tarife ortalama vergi oranını arttırmadığı için etkinliği bozmaz. Düz oranlı tarifede tek oran vardır. Türkiye'de kurumlar vergisinde düz oranlı tarife uygulanmaktadır. Artan oranlı vergi tarifesi, matrah yükseldikçe daha yüksek oranlarda vergi ödenmesine yolun açan tarifeye denir. Basit artan oranlılık ve dilimli artan oranlılık olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir. Artan oranlı tarifede matrah arttıkça vergi oranı artacağından, matrah artışı vergiyi hem miktar hem de oransal olarak arttırır. Dikey adaletin sağlanması açısından avantajlıdır. Türkiye'de gelir vergisinde artan oranlılık uygulanmaktadır. Gizli artan oranlılık Düz oranlı vergi tarifesi uygulamasında matrahtan bir indirim yapılması öngörüldüğünde ortaya çıkan fiili duruma denir. Standart indirim yerine matrah yükseldikçe indirimin azaltıldığı bu sisteme azatlım sistemi denir. Azalan oranlı vergi tarifesi, matrah arttıkça vergi oranının azaldığı tarifeye denir. Azalan oranlı vergi tarifesi, yüksek gelirli mükelleflerin oransal olarak düşük vergi ödemelerine yol açar. Artan oranlı vergi tarifelerinde zayıf ve güçlü artan oranlılık, bir vergi tarifesi için en yüksek gelir ile en düşük gelir arasındaki farka uzunluk farkı, en yüksek oran ile en düşük arasındaki farka yükseklik farkı denir. Yükseklik farkı sabitken uzunluk farkı artarsa artan oranlılık zayıflar. Uzunluk farkı sabitken yükseklik oranı artarsa artan oranlılık güçlenir. Vergi yansıması Ödenen verginin iktisadi imkanlar kullanılarak kısmen veya tamamen başkalarına aktarılmasına vergi yansıması denir. Vergi yansımasının aşamaları, verginin ödenmesi, verginin yasal yükümlüsü borcunu öder. Vurgu, verginin yasal yükümlüsü, verginin reel gelirinde oluşturduğu azalmayı fark ederek, eğer bu vergi yükü yükümlünün üzerinde negatif etki oluşturuyorsa vergi yükünü başkalarına aktarma arayışına girer devretme yayılma, vergi yükümlüsü, iktisadi imkan bulduğunda ödediği verginin tamamını veya bir kısmını başkalarına aktarır. Yerleşme, verginin artık başkasına devredilemediği, bir iktisadi birim üzerinde kaldığı aşamadır. Vergi yansımasının türleri, vergi yükünün devredildiği birime göre yansıma türleri, ödenen vergi, Fiyata eklenerek alıcıya aktarılırsa ileriye yansıma, üretim faktörlerinin fiyatı düşürülerek bu faktörlerin sahiplerine aktarılırsa geriye yansıma söz konusudur. Vergi yükünün devredilmesinin kanunda öngörülmesine göre yansıma türleri, kanunda ödenen verginin başkasına aktarılması öngörülmüşse buna yasal yansıma, ödenen verginin iktisadi imkanlar kullanılarak başkalarına devredilmesine ise fiili yansıma denir. Vergi yansımasının sürekliliğine yansıma türleri, vergi yansıtıldıktan sonra belirli bir kişi veya grup üzerine yerleşirse buna sınırlı yansıma, verginin hiçbir kimsenin veya grubun üzerine yerleşmemesi durumuna ise sınırsız yansıma denir. Yansıtılmış verginin tekrar yansıtılmasına yani sınırsız yansımaya verginin yayılması da denir. Vergi yansımasının gelir dağılımına etkisine göre yansıma türleri, bir verginin başka bir vergi ile değiştirilmesinin gelir dağılımında yarattığı etkiye diferansiyel vergi yansıması, vergi düzeyindeki değişmenin gelir dağılımına olan etkisine ise mutlak vergi yansıması denir. Vergi yansımasının üç kuralı, yasal yükümlülük, vergi yükünü gerçekte kimin yüklendiğini belirlemez. Vergi yükü dağılımında verginin, tüketiciden mi üreticiden mi alındığı önemsizdir? vergi yükü, arz veya talebin fiyat esnekliklerine göre paylaşılır. At valorem vergide yansıma. Vergi, malın fiyatının bir oranı olarak alınmaktaysa bu vergiye at valorem vergi denir. At valorem vergide fiyat arttıkça vergi de miktar olarak artar. Bunun sonucu olarak, vergi üreticilerden alındığında arz doğrusu, tüketicilerden alındığında ise talep doğrusu oransal olarak kayar. S. 84. Şekil 4. 10. Piyasa türlerine göre vergi yansıması. Yukarıda bahsedilen vergi yansıması analizleri tam rekabet piyasasına ilişkindi. Burada monopol ve oligopol piyasalarında vergi yansıması ele alınacaktır. Monopolde vergi yansıması, monopol, tekel, mal veya hizmetin tek üretici tarafından üretildiği piyasadır. Monopol ile tam rekabet arasında vergi yansıması açısından fark yoktur. Monopolde vergi yansıması, yansıma'nın genel kurallarına göre gerçekleşir. Tekel durumdaki firma, tüketiciden de alınsa verginin bir kısmını yüklenmek zorunda kalır. Verginin fiilen nasıl paylaşılacağı esnekliklere bağlıdır. Oligopolde vergi yansıması, oligopol piyasalarda birden fazla fakat az sayıda üretici bulunmaktadır. Monopolcüler kadar rahat hareket edemezler. İktisatçılar, vergi yansıması kurallarının bu piyasa için de geçerli olduğunu varsayarlar. Vergi Teorisi Dersi 5. Ünite Özeti Vergileme ve Ekonomik Etkinlik Vergileme ve Ekonomik Etkinlik Vergilemede iki taraf vardır, devlet, vergi idaresi ve mükellefler. Her iki tarafta vergisel işlemlerde maliyet yüklenirler. Dolayısıyla mükellef ve vergi idaresi, vergi uyumu için maliyete katlanırlar. Vergi alındığında ekonomik birimler kararını değiştirebilir. Bu değişiklik ödenen vergi dışında ek bir yük oluşturur. Bu ilave yüke aşırı vergi yükü denir. Vergilemenin toplam maliyetinin üç unsuru olarak vergi yükü, vergi uyum maliyeti ve aşırı vergi yükü ve verginin makroekonomik etkilerdir. Vergi, ekonominin daralmasına yol açabileceği gibi bir maliye politikası aracı olarak da kullanılabilir. Vergi yükü, vergi yükü bireyin, gelir grubunun, sektörün, bölgenin veya toplumun ödediği vergiyi bunların geliriyle birlikte ele alan bir kavramdır. Vergi yükü, ödenen vergi gelire oranlanarak bulunur. Birey, sektör, toplum, bölge gibi ekonomik birimlerin ödedikleri verginin gelirlerine oranına vergi yükü denir. Brüt vergi yükü de denilen bu oranın hesaplamasında vergi yansıması ve devlet harcamalarından sağlanan fayda dikkate alınmaz. Sadece ölçülebilir nitelikteki büyüklükler, ödenen vergi ile gelir dikkate alındığından bu vergi yüküne aynı zamanda objektif vergi yükü de denir. Bireysel vergi yükü, bireyin ödediği toplam verginin bireyin gelirine oranıdır. Bu oran genellikle yüzde ifade şeklinde kullanılır. Bireysel vergi yükü yerine gelir gruplarının ödedikleri vergiler gelirden aldıkları paya bölünerek gelir gruplarının vergi yükü hesaplanabilir. Ekonomide tarım, maden, sanayi, enerji ve hizmet olmak üzere 5 ana sektör vardır. Bu ana sektörler, alt sektörler veya meslek gruplarının ödedikleri vergileri gelirlerine oranlayarak vergi yüklerini hesaplayabiliriz. Vergi yükünün coğrafi veya istatistiksel bölgeler, alt bölgeler veya iller bazında dağılımını görmek amacıyla bu birimlerden tahsil edilen vergilerin bu birimlerin gelirlerine oranlanması söz konusu olabilir. Ekonomide devlete vergi biçiminde aktarılan kaynakların büyüklüğünü görmek amacıyla toplam vergi yükü hesaplanır. Toplam vergi gelirlerini, gayrisafi yurt içi hasıla, GSYH gibi toplam gelir büyüklüklerine oranladığımızda vergilerin ekonomideki ağırlığı görülebilir. Vergi yükünün ekonomik, sosyal ve mali yönleri analiz edilirken yukarıdakilere benzer çok sayıda vergi yükü hesaplaması yapılabilir. Devlet hizmetlerinden sağlanan faydanın dikkate alınması sonucu ortaya çıkan vergi yüküne net vergi yükü adı verilir. Net vergi yükü, ödenen vergilerin harcandığı hizmetlerin faydasının da dikkate alındığı vergi yükü hesaplamasıdır. Aynı gelire sahip iki birey aynı vergiyi ödese bile kamu hizmetlerinden yeterince faydalanmadığını düşünen bireyin vergiye bakışı daha olumsuz olacaktır. Bu olumsuz bakış, vergiye karşı bireysel negatif tepkinin geliştirilmesine zemin hazırlayan subjektif bir algıdır ve bu algılanan vergi yüküne subjektif vergi yükü de denir kamu hizmetlerinden sağlanan fayda yanında vergi yansımasının net sonucunun da dikkate alınması sonucu ulaşılan vergi yükü gerçek vergi yüküdür. Gerçek vergi yükü, devlet hizmetlerinin faydası yanında vergi yansımasının net sonucunun da dikkate alınması ile hesaplanan vergi yüküdür. Vergi uyum maliyeti, vergilemenin tarafları vergi idaresi ile mükelleflerdir. Vergi idaresi ve mükellefler vergisel işlemleri yürütürken katlandıkları maliyetlerin tamamına vergi uyum maliyeti adı verilir. Vergi idaresinin görevini yürütmesi için yüklendiği tüm maliyetler vergilemenin açık maliyetidir. Mükelleflerin, vergisel yükümlülüklerini yasalara uygun olarak yerine getirmek için katlandıkları tüm maliyetler vergilemenin saklı maliyetini oluşturur. Vergi idaresinin harcamaları vergilemenin açık maliyeti, Mükelleflerin vergisel uyumu sağlamak için katlandıkları maliyet ise vergilemenin saklı maliyetidir. Verginin tüketim kararı üzerindeki etkisi. Verginin aşırı vergi yüküne yol açmasının nedeni, bireylerin davranışlarını değiştirmesi, bireylerin davranışlarını değiştirmesinin nedeni ise verginin malların nispi, oransal, göreli fiyatlarını değiştirmesidir. Tüketiciler karar verirken nispi fiyatları dikkate alırlar vergi, nispi fiyatları değiştirerek tüketicilerin tercihlerini değiştirebilir. Aşırı vergi yükü, devlet bir maldan vergi alarak sadece üretici ve tüketici rantlarının bir kısmını kendine aktarmamakta onların refahında vergi hasılatından daha büyük bir azalmaya neden olmaktadır. Üretici ve tüketici vergi yükünü paylaşmaktadır. Burada arz ve talep esneklikleri eşit kabul edildiğinden verginin yarısını tüketici yarısını üretici ödemektedir. Sonuçta devlet vergi salarak üretici ve tüketici rantından bir kısmını kendine aktarmıştır. Ne var ki üretici ve tüketici rantındaki toplam azalma devletin vergi tahsilatından küçüktür. İşte bu ilave yük aşırı vergi yüküdür. Aşırı vergi yükü verginin ekonomik birimleri kararlarını değiştirmeye sevk etmesinin bir sonucudur. Vergi üretici ve tüketici rantında bir azalmaya neden olur. Şekilde bu azalma kama görüntüsündedir. Aşırı vergi yükü ise kamanın uç kısmıdır. Aşırı vergi yükünün belirleyicileri esneklik ve vergi miktarıdır. Esneklik sadece vergi yansımasını değil, aynı zamanda aşırı vergi yükünü de belirler. Esneklik arttıkça vergi, denge miktarının daha çok düşmesine yol açar. Bu durumda aşırı vergi yükü ağırlaşır. Vergi miktarındaki artış, aşırı vergi yükünün artmasına yol açar. Bir başka ifadeyle, vergi miktarı veya at valorem vergide vergi oranı arttıkça aşırı vergi yükü de artmaktadır. Vergi salınması sosyal refahta azalmaya neden olabilmektedir. Bunun nedeni, üretimin vergi öncesi miktarının etkinlik miktarı altına inmesidir. Vergi sistemleri, aşırı vergi yükü adı verilen bu etkinlik kaybının azaltılmasını da dikkate alır. F. Ramsey, devlet bütçesinin gelir hedefini gerçekleştirmesi ve bunu yaparken mal ve hizmetlerin farklı miktar ve oranlarda vergilendirilmesinin mümkün olması halinde aşırı vergi yükünün nasıl azaltılabileceğini araştırmıştır. Ramsey aynı vergi gelirini sağlayacak ama daha küçük vergi yüküne neden olabilecek tüketim vergisi sistemi için gerekli kuralı geliştirmiştir. Ramsey kuralına göre, esnekliği yüksek olan mal üzerine salınan vergi oranı, esnekliği düşük mala salınan vergi oranından düşük olmalıdır. Ramsey kuralının bir sonucu olarak, esneklikle vergi oranı arasındaki bu ters orantılılığa ters esneklik kuralı denir. Ramsey kuralı zorunlu tüketim mallarının lüks tüketim mallarından daha yüksek oranlarda veya miktarlarda vergilendirilmesini önermektedir. Optimal vergileme, vergilemede etkinlik ve adalet hedefleri arasında uyumun sağlanması anlamına gelir. Vergilerin makroekonomik etkileri, devlet durgunluk içindeki ekonomiye can vermek, genişletici maliye politikası veya enşasyonist baskıları gidermek, daraltıcı maliye politikası amacıyla vergiden de faydalanabilir. Belli şartlar altında böyle bir müdahalenin olumlu sonuçlar vermesi beklenir. Vergi çarpanı, vergideki bir değişikliğin toplam talebi, milli geliri kaç kat değiştireceğini gösteren katsayıdır. Maktu vergi gelire bağlı olmayan vergidir. Maktu vergi çarpanı aşağıdaki formülle hesaplanır. Görüldüğü gibi çarpan katsayısı marjinal tüketim eğilimine C bağlıdır. Bu katsayı büyüdükçe çarpan büyür. Hiçbir vergi sistemi tamamen maktu vergilerden oluşmaz. Dahası modern vergilemede vergi gelirin bir fonksiyonudur. Maktu ve gelire bağlı vergilerin bulunduğu varsayımı altında vergi çarpanı karma vergi çarpanı adını alır. Karma vergi çarpanının değeri maktu vergi çarpanından küçük olur. Çarpan mekanizmasının öngörüsüne göre kamu harcaması milli gelirde kendinden daha yüksek bir artışa neden olur. Ancak vergi gelirin fonksiyonu olduğunda gelir arttıkça vergi de artar. Bu yüzden vergi gelirin bir fonksiyonu ise kamu harcaması çarpanının değeri küçülür. Vergilerin ekonomik dalgalanmaların tersine etki yaratmak üzere otomatik olarak, kendiliğinden, devreye girerek ekonomik istikrarı kısmen temin etmelerine otomatik stabilizatörlük denir. Verginin gelir esnekliği aşağıdaki formülle hesaplanır. Vergi sisteminin esnek olmasının sakıncalı bir yanı, yukarıda bahsedilen otomatik mekanizmanın durgunluktan çıkmaya çalışan bir ekonomide de devreye girmesidir. Yukarıda genişleme evresinde devreye giren mekanizmanın enflasyonist baskıyı azaltmasından bahsettik. Halbuki ekonomi durgunluktan çıkmaya ve tam istihdam düzeyini yakalamaya çalışırken de aynı otomatik mekanizma göreli genişlemeyi fark edip devreye girer. Böylece ekonominin durgunluktan kurtulması engellenmiş veya geciktirilmiş olur. Buna mali sürüklenme veya mali engel adı verilir. Mali sürüklenme, verginin gelir esnekliğinin yüksek olmasının yarattığı olumsuz bir sonuçtur. Esnek vergi sistemi canlanmayı engelleyici ve geciktirici bir işlev görmektedir. Verginin gelir esnekliğini vergi tabanı, tahakkuk ve tahsilat arasındaki zaman farkı İstisna ve muafiyetlerin kapsamı ve tarife yapısı etkiler. Tahakkuk ile tahsilat arasındaki zaman farkı uzadıkça verginin gelir esnekliği, bir diğer ifadeyle otomatik istikrarlandırıcılığı zayıflar. Vergilerin tarife yapısı, otomatik istikrarlandırıcılığı en fazla etkileyen faktördür. Artan oranlılık vergi esnekliğini güçlendirir. Artan oranlı vergiler, gelir esnekliği birden büyük olan vergilerdir düz oranlı vergilerin gelir esnekliği bire eşittir. Vergi teorisi dersi 6. ünite özeti. Gelir vergileri, kişisel gelir vergisi, vergi kavramının tarihsel olarak doğuşu düşünüldüğünde gelirin bir vergi konusu olarak kullanılması oldukça yenidir. Tarihsel olarak parasal ekonominin, belge düzeni ve kayıt sisteminin geliştiği ülkelerde bireyler tarafından elde edilen gelirin vergilendirilmesi mümkün hale gelmiş ve tercih edilmiştir. Bu çerçevede İngiltere'de 1779 yılında geçici olarak uygulamaya alınan ve daha sonraki dönemlerde ihtiyaç duyuldukça kısa süreli olarak kullanılan gelir vergisi, 1860 yılından itibaren sürekli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1913, Fransa'da 1849 ve Almanya'da 1891 yılında gelirin vergilendirilmesine dönük uygulamalar başlatılmıştır. Türkiye'de ise gelirin vergilendirilmesine yönelik ilk uygulama 1926 yılında yürürlüğe konulan kazanç vergisidir. Bu vergi 1950 yılında uygulanmaya başlanılan gelir vergisi ile yürürlükten kaldırılmıştır. İktisadi açıdan gelir, üretim sürecinde rol alan faktör sahiplerinin üretimden aldıkları payı ifade eder. Bir ekonomideki faktör gelirlerinin hiçbir istisna olmaksızın hepsinin vergilendirilmesi durumunda o ekonomide üretilen tüm hasılanın ya da katma değerin diğer bir bakış açısı ile mal ve hizmetlerin vergilendirilmiş olacağı söylenebilir. Kişisel gelir vergisi açısından vergileme birimi bireylerdir. Dolayısıyla gelir kazanan tüm bireyler, yaşı ve kazandığı gelirin büyüklüğü dikkate alınmaksızın elde ettikleri gelirler üzerinden vergiye tabi olacaktır net servet, bir bireyin belli bir andaki varlıkları ile borçları arasındaki farkın değerini temsil etmektedir. Kapsamlı gelir, bir yıldaki tüketim harcamaları ve bireyin o yıldaki net servetinde ortaya çıkan değişimin toplamına eşittir. Bu tanım formülle ifade edilirse, 1 eşittir C artı, N dur. Burada, I kapsamlı gelir, C tüketim harcamaları ve, NW söz konusu yıldaki kişinin net servetinde ortaya çıkan değişimdir. Formülde yer alan net servetteki değişme, ANU kişisel tasarruflar S ve sermaye kazançlarının CG toplamından oluşmaktadır. Sermaye kazancı CG ise elde tutulan varlıkların değerinde yıl sonu itibarıyla meydana gelen değişmeyi ifade etmektedir. Ödenen vergiler, t, yapılan bağış, yardım ve verilen hediyeleri, g, de dikkate alarak kapsamlı geliri aşağıdaki gibi yazmak mümkündür. 1 eşittir c artı t artı g artı, n w. Kaynakları açısından kapsamlı gelir, veri bir yılda bireyin alım gücünü artıran kazançlar ile net servetinin değerinde ortaya çıkan artışların toplamıdır. Bu anlamda bireylerin gelirlerinin, üretim faktörlerinin satışından elde edilen kazançlar, kişi ve kurumlardan alınan transferler ve sahip olunan servetin değerinde ortaya çıkan artışlar ya da sermaye değer artış kazançları olmak üzere üç kaynağı bulunmaktadır. Gelirin kullanımına ya da kaynağına göre yapılacak bir gelir hesaplamasında gelirin elde edilmesi ile ilgili kabul edilebilecek giderlerin, komisyon ödemeleri, seyahat giderleri ve benzeri kapsamlı gelirden düşülmesi gerekir. Kullanıma göre kapsamlı gelir eşittir. Tüketim artı vergiler ve hediyeler artı tasarruflar, gelir elde edilirken katlanılan maliyetler. Kaynaklarına göre kapsamlı gelir eşittir. Kazançlar artı transferler artı net sermaye değer artışı, gelir elde edilirken katlanılan maliyetler. Akım gelir sadece bireylerin sahip olduğu üretim faktörlerinin kullanılması sayesinde elde edilen sürekli nitelikteki gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelir tanımı kapsamlı, geniş anlamda Gelir tanımı içinde yer alan bireylerin hediye ya da sermaye değer artış kazançları gibi başka adlar altında arızi, geçici nitelikte elde ettiği gelirleri içermediği için vergilenebilecek gelirin daha dar şekilde tespit edilmesine yol açmaktadır. Bireylerin tüketimlerinin değerinin tespit edilmesi sırasında karşılaşılan en önemli problem, bireylerin öz tüketim ya da aynı gelirlerinin bulunmasıdır. Bu tür aynı gelir veya tüketim konusu olan mal ve hizmetlerin varlığı gelir vergisinin uygulanmasında önemli bir problem oluşturmaktadır. Kapsamlı gelirin hesaplanmasında karşılaşılan problemler ve daha basit olması nedeniyle gelir vergisi uygulamalarında kapsamlı gelir tanımı yerine akım gelir tanımı tercih edilmektedir. Gelir vergisi uygulamasında sistemin tasarımında kullanılan farklı özelliklere bağlı olarak ülkeden ülkeye ya da aynı ülkede bir dönemden diğer döneme farklı gelir vergisi uygulamaları ile karşılaşılabilir. İndirilebilecek giderler, istisna ve muafiyetlerin kapsamı. Vergilemeye temel olması gereken gelir, işin yapılması için gerekli giderler düşüldükten sonra kalan net gelir olmalıdır. Bu durum ilk anda kolayca çözümlenebilecek bir konuymuş gibi gözükse de uygulamada bir gelirin elde edilmesiyle ilişkilendirilebilecek giderlerin neler olduğu konusu önemli güçlükleri bünyesinde barındırmaktadır. Gelir vergisi uygulaması açısından politika geliştirilebilecek alanlardan bir diğeri de istisna ve muafiyetlerle ilgilidir. İstisna vergi konusu açısından, muafiyet ise mükellef itibariyle getirilen vergi bağışıklığını ifade etmektedir. Muafiyet, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişinin aynı veya başka vergi kanunlarınca kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasıdır. İstisna, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konunun aynı veya başka vergi kanunlarınca kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasıdır. Artan, azalan ve düz oranlı gelir vergileri. Vergi tarifeleri oran yapısı bakımından artan, azalan ve düz oranlı vergi tarifeleri olmak üzere üç grupta toplanabilir. Bir verginin tarife yapısının hangi grupta yer aldığını tespit etmek için, matrah ile ortalama vergi oranı arasındaki ilişkiye bakmak gerekir. Eğer ortalama vergi oranı matrahtaki artışa paralel olarak artıyorsa artan oranlı vergi tarifesi, ters olarak azalıyorsa azalan oranlı vergi tarifesi ve değişmiyorsa düz, sabit, oranlı vergi tarifesi söz konusudur vergi tarifelerinin değerlendirilmesinde bazen yanılgıya düşülmesine yol açan bir hata, tarife yapısının tespit edilmesinde ortalama vergi oranı yerine marjinal vergi oranına bakılmasıdır. Negatif gelir vergisi, düşük gelirli mükelleflerin gelir vergisi ödemeleri yerine devlet tarafından kendilerine ödeme yapılması suretiyle fakirliğin olumsuz etkilerini azaltmak ve artan oranlılık derecesini artırmak için oluşturulmuş bir vergi politikası aracıdır. Gelir vergisinde belirli bir geçim indirimine sahip düz oranlı tarifeyi savunanların iddiaları şunlardır. Düz oranlı vergilendirme artan oranlı bir gelir vergisi uygulamasından beklenen gelir dağılımını düzeltici fonksiyonları taşımaktadır. Düz oranlı vergilendirme daha düşük etkinlik maliyetine yol açmaktadır. Artan oranlı bir tarife vergi uyum ve yönetim maliyetlerini yükseltmektedir. Düz oranlı vergileme vergi kaçırma ve vergiden kaçınma davranışlarının azalmasına neden olmaktadır toplu gelir vergisi ve ayrı sınışı gelir vergisi. Baz alınan dönem içerisinde elde edilen gelirlerin hepsinin toplanarak standart bir usulde vergilendirilmesine toplu gelir vergisi denir. Toplu gelir vergisi uygulamasının en önemli nedeni, belirli bir dönem içerisinde elde edilen tüm gelirlere artan oranlı bir tarifenin uygulanmasına imkan sağlayarak eşitlikçi bir adalet anlayışına uygun sonuçlara ulaşılmasına hizmet etmesidir. Kişisel gelir vergisinin ekonomik etkileri, iktisadi etkinlik üzerindeki etkileri, gelir vergisinin vergi konusunu oluşturan ücret, faiz, kira ve kar gelirleri düşünüldüğünde, gelir vergisinin az ya da çok bireylerin çalışma, tasarruf ve yatırım kararları üzerinde etkiler yaratması beklenmelidir. Ortaya çıkan saptırıcı etkilerin büyüklüğüne bağlı olarak da etkinlik kayıplarının artacağı söylenebilir. Gelir vergisinin emek arzı üzerindeki etkisi, bireyi aynı refah düzeyinde bırakan iki vergiden, ikame etkilerine sahip olan ve ücreti vergi konusu yapan gelir vergisi, ikame etkilerine sahip olmayan götürü vergiden daha az vergi hasılatı sağlamıştır. Bu sonuca neden olan temel unsur, ücretleri vergi konusu yapan gelir vergisinin çalışmanın ödülü olan ücretin bireyin eline geçen kısmını azaltarak, çalışma kararları üzerinde yarattığı saptırıcı etkidir. Gelir vergisinin tasarruflar üzerindeki etkisi Tasarrufların getirisi, faiz, üzerine konulan bir verginin tasarruf kararları üzerinde olumsuz etki yaratması ve bireylerin tasarruf etmek yerine tüketmeyi tercih etmesi beklenebilir. Bireyin tasarruf etmesi durumunda, tasarruf ettiği miktarın, s, cari faiz haddiyle, r, çarpılarak. Yapılan tasarrufun gelecek dönemde sağlayacağı tüketim imkanı eşittir, 1 artı r, s. Formülüyle bulunacak tutar kadar faiz geliri elde etmesi ve dolayısıyla aynı gelirle gelecekte bugün yapabileceğinden daha fazla tüketim yapabilmesi mümkün olmaktadır. Bu anlamda elde edilecek faiz geliri iktisaden bireyin tasarruf yapmasının en temel etkenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu faiz getirisi üzerine getirilecek bir verginin tasarruf yapmanın değerini düşürerek vergi sonrasında yapılan tasarrufun gelecek dönemde sağlayacağı tüketim imkanı eşittir. 1 artı, RT. S. Formülü ile hesaplanacak miktar kadar bireylerin tasarruf ilimini düşürmesi beklenmelidir. Tasarrufların getirisi üzerine getirilen gelir vergilerinin etkilerini incelemeyi amaçlayan uygulamalı çalışmaların büyük bir çoğunluğunda, vergilerin yol açtığı ikame etkisinin gelir etkisinden bir miktar daha büyük olduğu ve bu nedenle vergilerin tasarruf miktarını azaltıcı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelir vergisinin yatırımlar üzerindeki etkisi Kar geliri elde edenlerin vergi öncesi ve vergi sonrası kazançları arasındaki farklılık, yatırımcıların yatırım kararları üzerinde negatif etkiye sahip olabilir. Ancak bu konudaki sonuç, genel olarak ekonominin ve sermaye piyasasının yapısına ilişkin varsayımlara bağlıdır. Yatırımcıların vergi sonrasındaki karları, ekonominin dışa açık ya da kapalı ekonomi niteliklerinden birisine sahip olmasına bağlı olarak belirlenecektir. Kapalı ekonomi varsayımı altında yatırımların karları üzerine getirilecek vergiler kısmen yatırım kısmen tasarruf sahipleri tarafından yüklenileceği için, yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi daha düşüktür. Ancak dışa açık küçük bir ekonomide tasarruf arzı sonsuz esnektir ve bu ekonomide kar gelirleri üzerine getirilecek bir vergi tamamen yurt içindeki yatırımcılar tarafından yüklenilir gelir dağılımı üzerindeki etkileri. Gelir vergisi uygulamasında benimsenen tarife yapısı dışında gelir dağılımı sonuçlarını etkileyebilecek başka unsurlar da vardır. Bunlar bürüt gelirin tanımı, indirimlerin kapsamı, muafiyet ve istisna uygulamalarının kapsamı, gelir türleri itibarıyla farklı vergisel uygulamaların belirlenmesi, ayırma kuramı uygulaması, artan oranlı tarife uygulaması, en az geçim indirimi ve negatif gelir vergisi uygulaması şeklinde sayılabilir. Emek faktörü sahiplerinin sermeye faktörü sahiplerinden daha düşük ödeme gücüne sahip olduğu bakış açısıyla ücret gelirlerine daha düşük vergi oranı uygulanmasına ayırma kuramı denir. Vergi mükelleflerinin kendisinin ve ailesinin hayatını sürdürebilmesi için gerekli miktarın matrahtan veya vergiden indirilmesine en az geçim indirimi uygulaması denir. Gelir vergisi uygulamasının sonuçları açısından piyasa koşulları ve bireylerin iktisaden verdiği tepkilerin de etkisi söz konusudur. Her ne kadar gelir vergisi sistemi benimsenen adalet anlayışına uygun olarak verginin hakça yüklenilmesini sağlamak üzere tasarlanmış olursa olsun, piyasa sürecinde vergi yükünü başka bireylere yansıtmak mümkünse kanunla ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılamayacaktır. Kurumlar vergisi. Bir kurumun faaliyeti sonucunda bir kar elde edilmiş ise, bu kardan kanunen kabul edilmiş indirim İstisna ve muafiyetlerden sonra kalan tutara kurumlar vergisi oranı uygulanarak kurumlar vergisi hesaplanır ve ödenir. Kurumun vergi sonrası karının ortaklara temettü, kar payı olarak dağıtımı söz konusu olduğunda ortaklar kendi kişisel beyannamelerine söz konusu bu kar paylarını da dahil ederek ayrıca bir gelir vergisi ödemektedirler. Dolayısıyla kurumlar tarafından elde edilen kazanç kısmen kurumlar vergisine, kısmen de gelir vergisine tabi tutulmuş olmaktadır. Aslında gelir vergisi dışında neden bir de kurumlar vergisi uygulanmasına ihtiyaç olduğu literatürde önemli bir tartışma konusudur. Bir grup ayrı bir kurumlar vergisine ihtiyaç olmadığını savunurken diğer bir grup ise ayrı bir kurumlar vergisi uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Kurumlar vergisi her ne kadar kurumlar tarafından ödense de nihai olarak bu vergiyi kurum bünyesinde rol alan ortaklar, çalışanlar, diğer tedarikçiler ya da tüketiciler yüklenir. Kurumlar vergisinin yansıtılmasında belirleyici faktör kurumun sattığı malın arz ve talep esnekliğidir. Kurum tarafından satılan malın arz esnekliği ne kadar yüksekse ve veya malın talep esnekliği ne kadar düşük ise o kadar kolay şekilde tüketicilere doğru yansıtılabilir. Tam tersi durumda ise kurumlar vergisinin tüketicilere yansıtılması güçleşmektedir. Kurumlar vergisinin yansıtılabilmesi piyasanın rekabet yapısına bağlı olarak da değişecektir. Tam rekabet koşulları altında firmalar, fiyatı veri olarak aldıklarından, kurumlar vergisini fiyatları yükseltme yoluyla yansıtma şansları da yoktur. Ancak aksak rekabet piyasasında durum tam tersidir. Yansıma mümkündür ve yansımanın derecesi aksak rekabet koşullarının niteliği ile ilgilidir. Tekel koşulları altında talep esnekliği düşük olan bir mal üretilmesi söz konusu olduğunda tekel tarafından ödenen kurumlar vergisinin tüketicilere yansıtılması çok daha mümkün hale gelecektir. Oligopol piyasalarında ise getirilen kurumlar vergisinin yansıtılıp yansıtılamayacağı söz konusu piyasada firmalar arasında verginin fiyata yansıtılması konusunda bir anlaşma olup olmamasına bağlıdır. Kurumlar vergisinin iktisadi etkinlik üzerindeki etkileri genel olarak gelir vergisinin etkilerine paraleldir. Kurumlar vergisinin diğer bir etkisi kurumsallaşma üzerinde ortaya çıkar. Kurumlar vergisi sadece kurumsal sektörün tabi olduğu, gerçek kişi işletmeler söz konusu verginin mükellef olmadığı bir vergidir. Vergi teorisi dersi 7. ünite özeti. Tüketim vergileri, vergi tabanı olarak tüketim. Bireylerin gelirinde bir değişme yokken ve dönem başı ve dönem sonu serveti de sabitken yıl içerisinde varlıklarının, servetinin değerindeki artışı tüketime yönlendirerek tüketim yapması ve refahını artırması mümkündür. Bu nedenle bireylerin gerçek ödeme gücüne ulaşmak için tüketimin de bir vergi tabanı olarak alınması uygun olacaktır. Gelişmiş ülkelerde toplam kamu finansmanının yaklaşık %30 ila %40'ı tüketim üzerinden alınan vergilerden oluşurken bu oran Türkiye açısından son yıllarda %70 seviyesinde gerçekleşmektedir. Bu durum bir yandan Türkiye'de kamu harcamalarının finansmanı açısından tüketim vergilerinin çok önemli bir yerinin olduğu anlamına gelirken diğer taraftan kamu finansmanının ağırlıklı olarak tüketim üzerinden alınan vergilerden oluşmasının sakıncalarını gündeme getirmektedir. İktisat ve maliye yazınında uygun vergi tabanının ne olduğu veya vergilemenin neye dayandırılması gerektiği konusunda bir tartışma söz konusudur. Ana akımlardan bir tanesi, geniş bir ekonomik tabanı oluşturduğu için ve gelir dağılımını düzeltmeye dönük hedefler açısından daha uygun olduğu için gelirin vergi tabanı olarak alınmasını ve vergi sisteminin ağırlıklı olarak gelir üzerinden alınan vergilerden oluşması gerektiğini savunmaktadır. Bir diğer ana akım ise gelir vergilerinin bireylerin üretim, çalışma ve yatırım kararları üzerinde yaratacağı düşünülen olumsuz etkileri nedeniyle uygun vergilendirilebilir tabanın gelir değil tüketim olduğunu savunmaktadır. Kaldıra göre bireylerin ürettiği gelirden tasarruf ettikleri tutarların vergilendirilmemesi başka bir ifadeyle sadece tüketimin vergilendirilmesi iktisaden doğrudur. Bir bireyin tercihleri daha çok tasarruf etmek yönünde ise vergi sisteminin ona daha fazla vergi ödettirerek yatay eşitliği bozmaması gerekir. Bu durumda, gelir vergisi başlangıçtaki ödeme güçleri aynı olan iki bireyden, daha çok tasarruf etme eğilimi olan bireye, gelirini tüketen bireye göre daha çok vergi yüklemektedir. Gelirin vergi tabanı olarak alınmasını eleştirenlerin bir başka düşüncesi gelir vergisinin bir çifte vergilendirme olduğu esasına dayanır. Buna göre tasarruf sahipleri gelirlerinin üzerinden tasarruf yaptıkları yıl bir gelir vergisi öder ardından tekrar tasarrufları üzerinden ikinci kez vergi öder. Bu şartlar altında tasarruf eden bireyler gelirlerinin tümünü tüketen bireylere göre daha fazla vergi ödemiş olur. Bu sonucu doğuran faizin vergilendirilmesidir. Bir verginin oto kontrol özelliğine sahip olması, vergi mükellefinin dışında verginin ödenmesini sağlayacak şekilde üçüncü kişilerin kayıt, bildirim, vergiyi keserek mükellef adına idareye ödeme gibi verginin takibini ve tahsilini kolaylaştıran mekanizmalara sahip olmasıdır. Vergi rekabeti, rekabet gücünü artırmak isteyen idarelerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu alanlarda rakip idarelere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini düşük tutmak suretiyle hareketliliği yüksek olan üretim faktörlerini kendi bölgesine çekmeye yönelik çabalardır. Tüketim vergileri, toplumun üretmiş olduğu ekonomik değerleri tüketerek yok edenlerin vergilendirilmesi anlamına geldiği için hem etkin hem de ahlaki bulunurken Gelir dağılımı sonuçları açısından eleştiriye tabi tutulmaktadır. Çünkü tüketim vergileri bireylerin öznel niteliklerini dikkate almayan ve bu nedenle de vergilemede azalan oranlı bir yapının doğmasına yol açan vergilerdir. Tüketim vergisi türleri. Tüketim vergilerini iktisadi açıdan genel anlamda dolaysız tüketim vergileri ve dolaylı tüketim vergileri olarak iki başlık altında toplamak mümkündür tüketim vergilerinin detaylı olarak anlatıldığı şekil 7. 1. Kitabınızın 144 sayfasında inceleyebilirsiniz. Dolaysız tüketim vergisi. Dolaysız bir vergi türü niteliğindeki tüketim vergisi, kişisel harcama vergisi, nakit akış vergisi gibi isimlerle de anılmaktadır. Dolaysız tüketim vergisi, gelir vergisi uygulama mantığının vergi tabanı olarak sadece bireyin tüketiminin esas alınarak uygulanması temeline dayanır. Bu çerçevede dolaysız tüketim vergisi uygulamasında, bireyin bir dönem, yıl, boyunca yapmış olduğu tüm tüketimin hesaplanarak bu miktarın üzerinden sabit ya da artan oranlı bir tarife ile vergilendirilmesi söz konusudur. Tüketim, bir artık değer olarak tanımlanır ve tasarrufların gelirden çıkarılması ile elde edilmektedir. Dolayısıyla gelir vergisi ile dolaysız tüketim vergisi arasındaki temel fark, tasarrufların vergi konusu yapılmamasıdır. Dolaysız tüketim vergisine ilişkin uygulama önerilerinin bir kısmı vergi mükellefiyetinin hesaplanmasında farklı prosedürler önermekle birlikte prensipte mükellefler gelirlerini ve tasarruflarını gösteren bir beyanname doldurmakta ve aradaki fark üzerinden vergi ödemektedirler. Gelirler ücret, maaş, faiz, kira, sermaye değer artış kazançları gibi her türlü kişisel gelirin toplamından, tasarruflar da tüm menkul ve gayrimenkul varlıkların, alacakların banka hesaplarının toplamından oluşmaktadır. Bu çerçevede gelir ve tasarruflar arasındaki fark vergilendirmeye esas matrahı oluşturmaktadır. Dolaysız tüketim vergisini gelir vergisinden ayıran en önemli unsur da söz konusu matrahın hesaplanmasında ortaya çıkmaktadır. Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde uygulama alanı bulan bu vergi türü tasarrufu teşvik edici niteliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son yıllardaki vergi reformu tasarılarının ve tartışmalarının da önemli bir konusu haline gelmiştir. Dolaylı tüketim vergileri. Dolaylı tüketim vergileri ise herhangi bir dönem esasına bağlı olmaksızın tüketimin gerçekleştiği aşamada verginin doğduğu ve vergilemenin gerçekleştiği tüketim vergisi türüdür. Bu tür tüketim vergileri mal ve hizmetlerin tüketiminden doğan ya da piyasa işlemleri üzerinden alınan ve yükü genellikle yansıtılabilen vergilerdir. Kanuni mükellefi üretici gibi gözükse de verginin gerçek mükellefi ya da ekonomik yüklenicisi genellikle tüketicidir. Dolaylı tüketim vergileri, genel tüketim vergileri, özel tüketim vergileri ve gümrük vergileri olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Genel tüketim vergileri bu vergi türü toplu tüketim vergisi ya da yayılı tüketim vergisi şeklinde uygulanabilir. İmalat, üretim, istihsal, üretici firmanın ürettiği malı satış esnasında tahsil ettiği vergidir. İmalat vergisinin yönetimi kolay, yükümlü sayısı azdır. İmalat vergisinin tüketiciye yansıtılması kolaydır. Toptan satış, yalnızca toptan satış aşamasından alınan vergidir. Perakende satış, malın tüketiciye satılması aşamasında alınan vergidir. Toplu tüketim vergileri tek aşamadan alınan genel harcama vergileri yalnızca bir aşamadan alındığı için bu aşamada vergi kaçırılırsa vergilendirilecek başka bir aşama olmadığı için vergi kaybı yüksek olur. Toplu tüketim vergilerinin diğer bir olumsuz yönü, bir aşamada gerçekleştiği için verginin yansıtılmadığı varsayımı altında vergi yükü imalat vergisinde üreticinin toptan satış vergisinde toptancının, perakende satış vergisinde perakendecinin üzerinde kalır. Bir yayılı tüketim vergisi olan ciro vergisinin önceki aşamalarda ödenen vergiyi mahsup etmeye imkan vermemesi nedeniyle, önceki aşamalarda ödenen vergilerin de vergi matrahına dahil olmasının yarattığı sonuca vergi piramidi denir. Daha basit bir ifade ile vergi piramidi, Ciro vergisinin yarattığı önceki aşamalarda ödenen vergi üzerinden de vergi hesaplanması durumudur. Ciro vergisi, sahip olduğu bazı olumsuzluklar nedeniyle çok fazla uygulanmamaktadır. Ciro vergisi vergi piramidine yol açmaktadır. Özellikle ciro vergisi, nihai tüketime kadar malın geçtiği aşama sayısının arttığı durumda çok daha büyük olumsuzluk yaratmaktadır. Katma değer vergisi KDV, üretimin her aşamasında yaratılan katma değeri vergi konusu yaptığı için ciro vergisinin taşımış olduğu olumsuzlukları taşımamaktadır. KDV 1954 yılında ilk olarak uygulandığı Fransa'dan sonra çok kısa bir sürede yaygınlaşmış ve maliye tarihinin en hızlı yayılan vergisi olmuştur. KDV'nin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir. KDV, milli gelirin tamamını kapsayan genel bir vergidir. KDV perakende satışlar dahil mal ve hizmetlerin üretim ve teslimlerinin her aşamasında uygulanır. KDV, tek, düz, oranlı bir vergi olup artan oranlılığın uygulanması mümkün değildir. KDV bireylerin öznel durumlarını dikkate almayan objektif, tarafsız bir vergidir. KDV kayıt ve belgelere göre alındığı ve otokontrol mekanizmasına sahip olduğu için belge düzeninin yerleşmesine katkı sağlamaktadır. KDV bireylerin subjektif durumlarını, engelli olmak ve benzeri ve gelirlerini dikkate almaması nedeniyle eleştirilebilmektedir. KDV'de bireylerin zengin ya da fakir olup olmadığı dikkate alınmaz. KDV'nin gayrisafi milli hasıla içerisinde vergiye tabi tuttuğu kapsama göre farklı uygulama türleri vardır. Bunlar, gayrisafi hasıla tipi KDV, gelir tipi KDV, Tüketim tipi KDV ve ücret tipi KDV'dir. Özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisi ÖTV sadece bazı mal ve hizmetlerin vergi konusu yapıldığı tüketim vergisi türüdür. Özellikle iktisadi ve sosyal amaçların yerine getirilebilmesi açısından ÖTV oldukça uygun bir vergi tipidir. Düzeltici vergiler, negatif dışsallıklar yaratan bazı mal ve hizmetlerin tüketimini düşürerek negatif dışsallıkların azaltılmasını amaçlayan vergilerdir. ÖTV gelir dağılımı çarpıklıkları, bölgesel gelişme farklılıkları ve çevresel sorunlar gibi toplumsal ve kalkınma temelli sorunların aşılması açısından da önemli fonksiyonlar yüklenebilir. Bu çerçevede özellikle az gelişmiş bölgelerin üretim ve veya tüketim özellikleri açısından önemli özellik taşıyan ürünlere vergisel avantajlar sağlanabilmektedir. Tam tersi gelişmiş bölgelerin üretim ve veya tüketim özellikleri açısından özelliği olan ürünlere ise yüksek ÖTV uygulanabilmektedir. Bu şekilde hem gelişme farklarını hem de gelir dağılımı sonuçlarını düzeltmek mümkün olabilmektedir. Gümrük vergileri, gümrük vergileri bir ülkenin uluslararası mal ve hizmet ticareti üzerinden aldığı bir tüketim vergi türüdür. İthalat üzerinden alınan gümrük tarifeleri bir yandan kamu finansmanı sağlama amacına yönelirken bir yandan da ülke içerisinde benzer malları üreten yerli üreticilerin korunmasını amaçlamaktadır. İthal mallar üzerinden alınan gümrük vergileri o malın ülke içerisine giriş fiyatını yükseltir. Dolayısıyla ülke içinde ithal mala rakip olarak üretim yapan işletmeler ürettikleri malları rakip malların gümrük vergili yüksek fiyat düzeyinde satabilme imkanına ulaşırlar. Bu nedenle ithalat üzerine konulan gümrük vergileri ülke içindeki piyasa fiyatının dünya fiyatlarından daha yüksek olmasına ve tüketicilerin malı dünya fiyatlarına göre daha yüksek fiyata tüketmek zorunda kalmalarına yol açar. Bu nedenle gümrük vergileri o malın ülke içerisindeki üreticileri açısından refah artışı yaratırken tüketicileri açısından ise refah kaybı anlamına gelir. Farklılaştırılmış tüketim vergilemesi. Ülkeler farklı amaçlarla sadece bazı mal ve hizmetler üzerine ayrı, farklılaştırılmış vergiler uygulamayı tercih etmektedirler. Bu vergilerden hava alanı vergisi ve köprü geçiş ücretleri gibi bazıları fayda prensibi çerçevesinde uygulanmaktadır. Petrol ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içecekler gibi bazı mal ve hizmetler üzerine konulan vergiler ise düzeltici vergiler ya da pigocu vergiler olarak kullanılmaktadır. Diğer bir grup vergi ise sosyal adalete de katkı sağlamaya uygun olarak parfüm, kozmetik, mücevher gibi lüks tüketim konusu mal ve hizmetlerin vergilendirilmesini hedefleyen lüks mal ve hizmet vergileridir. Bütün bireylerin benzer olduğu varsayımı altında bir mal üzerine uygulanacak vergi oranının o malın talep esnekliği ile ters orantılı olması gerekir. Ters talep esnekliği kuralı olarak bilinen bu kurala göre bir malın talep esnekliği ne kadar yüksekse o malın vergi oranı o kadar düşük olmalıdır. Tersi durumda ise bir malın talep esnekliği ne kadar düşük ise o malın vergi oranı o kadar yüksek olmalıdır. Ters talep esnekliği kuralı, mallar üzerine konulacak vergiler için belirlenecek vergi oranlarının Malların talep esneklikleri ile ters orantılı olarak tespit edilmesidir. Tüketim vergilerinin ekonomik etkileri, tüketim vergilerinin gelir dağılımı üzerindeki etkileri. Vergilemede adaletin sağlanabilmesi için yatay ve dikey eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Yatay eşitlik, iktisadi açıdan aynı konumda olan bireylerin vergi açısından da aynı muameleye tabi olmalarını ifade etmektedir. Dikey eşitlik ise ödeme gücü farklı olan kişiler arasında yüksek gelirliden daha fazla, düşük gelirliden daha az vergi alarak vergi yükünün adil dağıtılmasını ifade etmektedir. Tüketimde düz oranlı bir vergi yapısının yatay ve dikey eşitlik açısından bazı sorunlara yol açtığı kabul edilmektedir. Örneğin aynı gelire sahip olan ancak yaş, alışkanlıklar ve diğer faktörler nedeniyle tasarruf ve tüketim seviyeleri farklı iki aile farklı vergi ödeyecekleri için yatay eşitlik söz konusu olmayacaktır. Dikey eşitlik açısından da düz oranlı tüketim vergilerinin uygulanmasında eşitlik ilkesi bakımından problem mevcuttur. Düz oranlı bir tüketim vergisi gelir düzeyine göre azalan oranlı bir niteliğe sahiptir. Gelir vergisinde artan oranlı bir vergi yapısının uygulanma imkanı ve bu tür bir vergi yapısının vergi adaletine olumlu katkıları, benzer bir vergilemenin tüketim vergileri bakımından nasıl elde edileceğine ilişkin arayışları da artırmıştır. Bu çerçevede ülkemizde ÖTV uygulamasında olduğu gibi özellikle yüksek gelirli grupların tükettikleri mal gruplarına lüks mallar gibi yüksek oranlı vergiler uygulanmaktadır. Tüketim vergilerinin yansıması. Bir verginin ekonomik olarak mükellefinin kim olacağını belirleyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında zaman boyutu, piyasa yapısı, arz ve talebin esnekliği ve uygulanan verginin tipi sayılabilir. Verginin yansıtılabilmesi kanuni vergi mükellefinin verginin ekonomik yükünü taşımaması sonucunu yaratır. Bu durum, vergi politikasını oluşturanların vergi sistemiyle ulaşmak istedikleri gelir dağılımı hedeflerine ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. Verginin yansıması nedeniyle vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılmaması, bireylerin vergi sistemine güvenini sarsarak vergiye gönüllü uyumu da güçleştirmektedir. Tüketim vergilerinin etkinlik üzerindeki etkileri. Tüketim üzerinden alınan vergiler iktisadi kararları çarpıtarak etkinlik maliyeti yaratırlar. Bireyler verginin olmadığı duruma göre tüketim konusunda verdikleri kararları değiştirerek iktisadi etkinliğin bozulmasına ve refah kaybının ortaya çıkmasına neden olurlar. Etkinlik kaybı belirli bazı değişkenlere bağlı olarak büyüyebilir ya da küçülebilir. Etkinlik kaybı üzerinde etkili olan bu değişkenler vergi miktarı, talep eğrisinin esneklik değeri ve söz konusu malın tüketici bütçesi içerisindeki nispi payıdır. Vergi miktarı arttıkça tüketim miktarı çok daha fazla azalacak ve bu nedenle etkinlik kaybı alanı büyüyecektir. Talep eğrisinin esneklik değeri büyüdükçe talep eğrisi daha yatay hale gelecek ve etkinlik kaybı büyüyecektir. Vergi getirilen malın tüketici bütçesi içerisindeki nispi önemidir. Eğer vergi getirilen malın fiyatı çok düşükse ve, veya çok az tüketimi olan bir mal ise bu mal üzerine getirilen verginin ikame etkileri yaratması söz konusu olmayacak ve çok fazla etkinlik kaybı ortaya çıkmayacaktır. Vergi Teorisi Dersi 8. Ünite Özeti Servet Vergileri Servet vergileri, belirli bir anda bir gerçek kişi veya tüzel kişinin sahip olduğu iktisadi değeri olan menkul ve gayrimenkul varlığın tümüne servet denir. Servet tasarruf, miras ve bağış yoluyla elde edilebilir. Ekonomide değişkenler stok ve akım değişkenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi konularından gelir akım değişkene, servet ise stok değişkene örnek gösterilebilir. Fiziksel sermaye bir stok değer, gelir ise stok değerden elde edilen akım değerdir. Servet gelirin birikmiş ve stoklanmış şeklidir. Servet belirli bir zaman noktasında, gelir ise belirli bir zaman döneminde ölçülür. Servet vergilerinin sınıflandırılması. Türkiye'de son yıllarda servetten alınan vergilerin toplam merkezi hükümet gelirlerine oranı %2 civarındadır. Motorlu taşıt vergileri, veraset ve intikal vergisi ile emlak vergileri servet vergileri içinde ele alınır. Motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergileri merkezi hükümet tarafından Emlak vergisi ise yerel yönetimler, belediyeler tarafından toplanmaktadır. Kaynak kriterine göre ayrımda servet vergileri servetten alınan, servet transferinden alınan ve servet değer artışından alınan şeklinde 3 gruba ayrılabilir. Servetten alınan vergilere emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi, servet transferinden alınan vergilere ise veraset ve intikal vergisi örnek gösterilebilir. Servet değer artış vergileri uygulamada pek kullanılmamaktadır. Servet vergileri konusunun kapsamına göre genel ve özel servet vergileri olarak sınıflandırılabilir. Genel servet vergilerinde tüm servet unsurları kapsanırken, özel servet vergilerinde yalnızca bazı servet unsurları kapsanır. Günümüzde özel servet vergisi uygulamaları tercih edilmektedir. Servet vergileri sübjektif ve objektif servet vergisi şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Veraset vergisi, sübjektif, motorlu taşıtlar vergisi ise objektif servet vergisine örnek gösterilebilir. Emlak vergisi ise yarı şahsi, objektif servet vergisi olarak kabul edilir. Veraset vergisinde mirasın tutarı arttıkça ve varisin murayz olan akrabalık derecesi azaldıkça vergi oranının artmasına iki yönlü artan oranlı tarife denir. Servet vergileri vergi kaynağının niteliğine göre gerçek ve görünürde, nominal, servet vergileri olarak sınıflandırılabilir. Gerçek servet vergileri sermayenin kendisi üzerinden alınır. Görünürde servet vergileri sermayenin getirisi üzerinden alınır. Servet vergileri tahsilatının sürekliliğine göre geçici ve sürekli servet vergileri olarak sınıflandırılabilir. Emlak vergisi sürekli servet vergilerine, olağanüstü servet vergileri ise geçici servet vergilerine örnek gösterilebilir. Olağanüstü servet vergileri milli dayanışma vergileri olarak da adlandırılır. Servet vergilerinin olumlu ve olumsuz yönleri. Servetin vergilendirilmesinin birincil amacı mali amaçtır. Servet vergilerinin devlete gelir elde etme amacının yanı sıra, gelir dağılımında dengesizliğin azaltılması gibi sosyal amacı da vardır. Servet vergilerinin olumlu yönleri, fayda prensibine göre, kamu hizmetlerinden servetlerine yönelik fayda elde eden bireyler servet vergisi ödemelidir. Devlet servetin değerinin artmasında ve korunmasında rol üstlenmektedir. Devletin yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı olarak servet sahipleri servet vergisi ödemelidir. Ödeme gücü prensibine göre servet vergisi ödenmelidir. Diğer bütün koşulların aynı olması şartıyla, gelirleri birbirine eşit olan iki kişiden serveti fazla olan bireyin vergi ödeme gücü serveti az olan bireyden fazladır. Serveti fazla olan kimse, daha önceden servet edindiği için daha fazla tüketip diğerine oranla daha az tasarruf edebilir. Servet gelir getirebilir veya getirmeyebilir. Servet sahibine verdiği güvenlik hissi ve potansiyel gelir, tüketim sağlama niteliği dolayısıyla vergi ödeme gücünün bağımsız bir unsurudur. Servet vergisinin gelir vergisini tamamlayıcılık fonksiyonu vardır, tamamlayıcı vergi. Ayırma kuramına göre emek ve sermayenin ayrı vergilendirilmesi ve sermayenin, servetin sağladığı ek avantajların daha fazla vergilendirilmesi amaçlanır. Ayırma kuramına göre servetin getirisi iradı yoksa sermaye vergilendirilmez. Servet vergilerinde servetin getirisi olmasa da vergi alınmaktadır. Bu yüzden servet vergilerinin gelir vergisini tamamlayıcılık yönü bulunmaktadır. Servet vergilerinin denetim fonksiyonu vardır, denetleyici vergi. Vergi kaçakçılığının başka bir vergi ile denetlenmesi durumundaki vergiye denetleyici vergi denir. Veraset vergisi gelir vergisinin denetleyici vergisidir. Servet vergilerinin telafi edici vergi fonksiyonu vardır, telafi edici vergi. Bir vergide meydana gelebilecek vergiden kaçınmanın veya kaçırmanın diğer bir vergi ile telafi edilmesi durumundaki vergiye telafi edici vergi denir. Gayrimenkul kaynaklı gerçekleşmemiş kazançlarda emlak vergisi gelir vergisinin telafi edici vergisi olabilir. Servet vergilerinin gelir dağılımı dengesizliğini azaltma fonksiyonu vardır. Devlet gelir dağılımı dengesizliğine çeşitli araçlarla müdahale ederek dengesizliği azaltmaya çalışır. Artan oranlı gelir vergisi, ayırma kuramı, en az geçim indirimi ve muafiyet istisnalar kullanılarak vergilemede adalet sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu teknikler yardımıyla fazla kazanandan daha fazla ödeme gücü olandan, daha fazla vergi alınması öngörülerek toplumdaki mevcut gelir dağılımı dengesizliği azaltılmaya çalışılmaktadır. Servet vergilerinin dikey eşitsizliği azaltma fonksiyonu vardır. Servet dağılımındaki farklılıklar toplumdaki gelir dağımı dengesizliğinin kaynaklarından biridir. Bir toplumda gelir ve tüketim dağılımıyla kıyaslanacak olursa servet dağılımı en fazla dengesiz olandır servet vergilerinin yata eşitsizliği azaltma fonksiyonu vardır. Yata eşitliği sağlama açısından gelire göre servetin vergilendirilmesi gelirin vergilendirilmesine göre daha avantajlıdır. Aynı gelire sahip bireyler belirli bir zaman noktasında gelirleri üzerinde aynı kontrol gücüne sahip değilken aynı net servete sahip bireyler servetleri üzerinde aynı kontrol gücüne sahiptir. Bu nedenle yata eşitliğin sağlanmasında servetin vergilendirilmesi gelirin vergilendirilmesine göre daha başarılıdır. Bu iddianın geçerli olabilmesi için net servetin değerinin doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Servet vergilerinin uygulanması basittir. Servetin değerinin hesaplanması gelirin hesaplanmasına göre daha kolaydır. Servet vergilerinin mülkiyet hakkını kısıtlama fonksiyonu vardır piyasa ekonomisinde sınırsız mülk edinme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük ancak kamulaştırma ve servet vergileri yöntemleriyle kısıtlanabilir. Servet vergilerinin olumsuz yönleri, kişiler elde ettikleri gelir üzerinden vergi öderler. Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarrufun servete dönüştürülmesi durumunda servet vergisi ödenmesi çifte vergilemeye yol açmaktadır. Bu nedenle servet vergileri eleştirilmektedir. Servetin oluşmasında bireyin emeği büyüktür ancak toplumunda payı vardır şeklinde veraset vergisini savunanların yanı sıra tarihte bazı düşünürler miras bırakılmasına karşı çıkarak fırsat eşitliğini engellemesi nedeniyle kişi ölünce malının devlete kalmasını savunmuşlardır. Servet üzerinden alınan vergilerin milli gelirdeki değişiklikleri izlemesi zordur, esnek değildir. Servet vergilerinde stok vergilendirildiği için stokun yıllık olarak değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur. Bunun da bir maliyeti vardır. Ayrıca pek çok servet unsurunun piyasa fiyatı bulunmamaktadır. Servet vergilerinin denetimi güçtür. Servet vergilerinin ekonomik etkileri. Servet vergilerinin olumlu veya olumsuz ekonomik etkileri ancak bir takım varsayımlar kullanılarak ileri sürülebilmektedir. Servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri fazla ve güçlü değildir. Servet vergilerinin iki temel nedenle ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin gelir ve tüketim vergilerine kıyasla zayıf olması beklenir. Birincisi, mükelleflerin ödedikleri toplam vergi içinde servet vergilerinin payının düşük olduğu gerçeğini göz önünde tutarsak servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin gelir ve tüketim vergilerine kıyasla zayıf olacağı beklenebilir. İkincisi, servet vergileri ile günümüzde veya gelecekte değil geçmişte elde edilen varlıklar vergilendirilir. Servet vergilerinin olumlu ekonomik etkileri. Servet vergilerinin çalışma isteği üzerinde gelir vergisinden daha az olumsuz etkisi vardır. Servet vergisi yatırımlar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Devlet motorlu taşıtlar vergisi ile hem gelir toplamakta hem de dolaylı bir etkiyle çevre kirliliğini azaltmaktadır. Servet vergilerinin olumsuz ekonomik etkileri. Yüksek oranlarla uygulanan servet vergileri ekonomik kararlar üzerinde saptırıcı etkiye yol açabilir. Miras nedeniyle topraklar küçük parçalara bölünmekte, şirketler ve fabrikalar paylaşılmaktadır. Ölçek ekonomilerine uygun çalışan iktisadi işletmeler miras paylaşımı nedeniyle bu özelliğini kaybetmektedir. Veraset vergisi miras nedeniyle bölünen parçalardan alınmakta ve payları daha da azaltmaktadır. Dolayısıyla servet vergilerinin sermaye birikimi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Servet vergileri az olan veya hiç olmayan yerler, diğer yerlere göre yatırım yapmak ve yaşamak için daha cazip hale gelebilir.